bebeğimi istiyorum diyen bir anne. Barış Demir 7 aylık bebeğimi kaçırdı. Abla ne olursun çocuğumu bulma. Bensiz yapamam. Annemsiz uyuyamaz o çocuk, ne olursun. Barış bebeği kaçırdı, Kübra isyan etti. Barış'ın annesi Songül Hanım telefon attığında... Çocuğu 3 gün boyunca bırakmış gitmiş. O çocuk yurda gidecek. Barış telefon attığındaymış. Ben annem anneye teslim etsem. Bunlar için hep yara izleri var. Ne yapacağım ya? Canım yok, canım! Benim canım yok yanımda! Barış bebeği teslim edecek mi? 18 yaşındaki Kübra bebeğine kavuşabilecek mi? Benim çocuğumu getirecek. Barış! Seni de bebeği de bekliyorum, tamam mı? Türkiye'nin konuştuğu olayda büyük yüzleşme. Karısı Şaduman yakın arkadaşları Aziz'le kaçtı. Ortalık karıştı. Babamın kolu kırılıyor. Hastaneye gidiyorum. Bu azımızda eve geldiğimizde evde kimse yok. Benim koğuşlar var. Dediler ki taksini alıp götürdüler dediler. O kişinin kim olduğunu düşünüyorsun evine gelen? Yani benim bir akrabamla Aziz... Bugün yüzleşme, bugün hesaplaşma vakti. Bana demedik laf bırakma. Sen şöyle yaptın, sen böyle kadınsın. Bana bir kere el kaldırdı, çocukları da aldı pencereden aşağı atmaya kalkmıştı. Aziz'e kaçan Şaduman canlı yayında. Yıllık evliyim. Eşim İbrahim Kaçar, Yeliz Bozok isimli şahısla beni aldatıyor. Kocası İbrahim Yeliz'le kaçtı. Bu ilişkiyi kabullenmem için sürekli bana ikisi tehdit yapıyor. Dur kadına kumar olmasını teklif etti. Bana kumarlık teklifi yaptılar. Ben de kabul etmediğim için beni eşim bakmıyor. Arkamda %79'a rengeli çocuğum var. Akıl almaz bir ihanet. Kadınlık gururumu, onurumu kurtarmak için buraya geldim. Herkesi şoke edecek büyük itiraf. Şimdi Esra Erol'da. Kızları Cansu 16 aylık bebeğini de aldı, ortadan kayboldu. 26 yaşındaki kızım Cansu Köklükaya. 3 aydır haber alamıyoruz, canından endişe duyuyoruz. Seni bekliyoruz. Yanında bebeğin ne yiyor, ne içiyor, hiç şeyimiz yok. Ne hata yaparsan yap, sana sonuna kadar kapımız açık yavrum. Anne babanın büyük feryadı. Bize ulaş kızım. Bebeğimi istiyorum diyen bir anne. Barış Demir 7 aylık bebeğimi kaçırdı. Abla ne olursun çocuğumu bulma. Bensiz yapamam. Annemsiz uyuyamaz o çocuk, ne olursun. Barış bebeği kaçırdı, Kübra isyan etti. Barış'ın annesi Songül Hanım telefon attığında... Çocuğu 3 gün boyunca bırakmış gitmiş. O çocuk yurda gidecek. Barış telefon attığındaymış. Ben annem anneye teslim etsem. Bunlar için hep yara izleri var. Lan çocuğum ya, canım yok, canım. Benim canım yok yanımda. Barış bebeği teslim edecek mi? 18 yaşındaki Kübra bebeğine kavuşabilecek mi? Benim çocuğumu getirecek. Barış! Seni de bebeği de bekliyorum, tamam mı? Türkiye'nin konuştuğu olayda büyük yüzleşme. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Siz bizim sesimizi alıyorsunuz. Nefes aldıkça umut hep var. Benim çocuğumu kurtar. Kızımızı bulduk sevgili seyirciler. İyi ki bizim gibi insanlara ayakta tutuyoruz. Erkeklere de kadınlara da yardımcı olun. Allah razı olsun. Yeniden doğduk. Sizin sayenizde. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsin. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Hoş geldiniz. Sevgiler. ATV ekranlarından herkesi sevgiyle selamlıyoruz. Ekranlarınızın başına Sütüya'ya hoş geldiniz. Güzel bir yayın olması dileğiyle bu gözyaşları. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Çok seviyorum. Gerçekten yani siz benim bugün hediyemsiniz. Evlilik yıl dönümü hediyesi olarak eşim size getirdi beni. Ya burada değil. Burada değil. Değil. Kapıya eşim... bıraktı. Öyle oldu.
ben sizi izliyordum. Çiçeğim geldi diyordum hep. Hani başlıyorsunuz hiç ayrılmıyorum. Çiçeğim geldi diyordum. Çok teşekkür ederim. Eşim dedi ki bir gün, ben şey dedim. Allah'ım ölmeden görebilir miyim Esrarolu demiştim. Ay Allah uzun ömürler versin. Gerçekten çok seviyorum. Eşim de bir anda götüreyim mi seni İstanbul'a dedi. Şaka mı yapıyorsun dedim ve şu an buradayım. Ay hoş geldin Allah'ım. Nereden geldiniz? Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Batman'dan geldik. Batman'dan? Evet. Vallahi beyefendiye buradan sevgilerimi iletiyorum. Evlilik yıl dönümünde hediye olarak ben geleceğim öyle. Evet. Vallahi geleceğim öyle. Nasıl geleceğim? Şöyle geleceğim bir dakika. Ben sizin yanınıza geleceğim. Uzaktan. Şöyle uzaktan selamımızı da vereceğiz. Ay, ay. Çok. Burası içim. Bu Süreço için. Evet. Seyircilerimize de söyle şurada. Evet. Burası içim. Bu Beşiktaş'ı sevdiğiniz için saksıyı değiştirdim. Evet, bunu evinize aldım. Çok teşekkür ederim. İsmim burada yazıyor. Bu arada evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Birinci evlilik yıl dönümü. Ay bir de birinci. En önemlisi. Beyefendiye buradan senin de bir mesajın olmalı. Seni gerçekten çok seviyorum. Allah'ım seni hiçbir zaman başımdan eksik etmesin. İyi ki Rabbim bu yolda bizi birleştirdi ve şu an en mutlu olduğumuz yerdeyiz. Seni çok seviyorum. Sağlıklı mutlu uzun yıllarımız olsun. Ben de aile birliğimiz hep daim olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii. Olur mu? Hı? Reklam arasında. Reklam arasında çektireceğiz fotoğraflarımızı da. Şöyle bunları alacağım. Şahane ya vallahi. Bunları benim çok teşekkür ediyorum. Allah güzel haberlerinizi, çoluk çocuk haberlerinizi alayım. Hep hayatımızda olun inşallah. İnşallah. Sevgili seyirciler başlayalım mı? Ya bu hayattaki en büyük şans ne biliyor musunuz? Gerçekten sevildiğinizi hissetmek. Ve o sevildiğinizi hissettiğinizde o sevgiyi de o kadar fazlasıyla veriyorsunuz ki bu anlamda ne olur ailenize sahip çıkın. O ailedeki insanların sizi sevdiğine inanın. Zaten inandığınız zaman da çok mutlu bir hayat sizi bekliyor demektir. Şimdi bu kadar güzel mesajlardan sonra aslında sevilmeyi hak eden bir kadın var. Dur kadın kaçar. Eşi onu terk ediyor. Kadınlık gururumu, onurumu ayaklar altına aldı. Ben bunları hak edecek ne yaptım diye sormak üzere geliyor. Buyursunlar. Şöyle bir tanım vardır ya hani kapıdan gelen hükümet gibi kadın deriz hani. Bayağı dur kadın hükümet gibi. Öncelikle sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Her gün izlerdim. Buraya çıkacağım hiç aklıma gelmezdi. 5 yılsın bu hayatı bana yaşattığı için eşime aşırı sinirliyim. Ben dur kadın kaçar 25 yıllık ömrümü eşime verdim. Eşim beni 5 yılda bulduğu kadına terk etti. Engelli oğlumla beni hiçbir zaman bakmadı. Şu an kendi geçimimi kendim sağlıyorum. Telefonlardan engelliyim. Benimle kocalık görevlerini yapmıyor. Çocuğuma da babalık görevlerini yapmıyor. Ben bunları çıkarmak için, bunları rezil etmek için buraya çıktım. Size güveniyorum. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bana destek olacağınıza da emin olduğum için yanınıza geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana en çok hangi konuda destek olmamı istersin? Engelli oğluma eşimden para almanızı istiyorum. Tazim şeyini nafakaya bağlamanızı istiyorum benim de çocuğumun da. Evimi de sattım. Bu arada hemen bir parantez de açayım. Hani mahkeme değiliz ama bu konuda bana yol gösterici ol. Onun açıklaması o. Yol gösterici ol. Bunu nasıl yapmam gerektiğini bana anlat diyorsun. Bu konuda elimden geleni yaparım. Ve eşim benden habersiz. 5 yılda kazandı. Beraber kazandığımız arabasını sattı 7 kadınla. O kadar bankadan para çekmiş yemiş, evimi haciz ettirmiş. Ben sokakta kaldım, kalmak üzereyim. Evim hacizde şu an icra memurları geldi. Beni sokağa atacağını, çocuğumla benim sokakta kalacağımı sürekli söylüyor. Beni defalarca kolumdan tuttu, sokağa attı. Ben ona rağmen 5 yıl evimde oturdum. Onu bir gün döner de gelir mi, bize sahip çıkar mı diye.
utanmadan bu ikisi sürekli beni aradı. O karım benim diyor, o da kocam benim, sana kocalık görevleri yaptırmayacağım diyor Yeliz Bozak. Beni ta 3 gün öncesi aradı. Sana dedi 5 yıl nasıl kocalık yaptırmadıysam şimdi de yaptırmayacağım dedi bana. O ondan ikisi bir, ben ne konuşursam eşim ona anlatıyor. O da bana aynen nekle telefonda canlı olarak gümbür gümbür benim konuştuklarımı konuşuyor o da bana. Yani 5 yıldır yaşadıkların bu yıpranmanın yanında aslında 3 kişilik bir ilişkide yaşıyorsun. Evet, bana kumalık teklif etti. Hem o kabul edeceksin diyor eşim İbrahim Kaçar. Yeliz Hanım'ı kuma olarak mı kabul et diyor? Evet. Üçümüz diyor mutlu mesut yaşayalım diyor. Ben de bunu kabul etmiyorum. Çünkü benim kadınlık gururum ve onurum var. Çok zoruma gidiyor, kaldıramadım. Psikolojim bozuldu. Bozulduğu için de sizin yanınıza geldim. Sizden yardım istiyorum. Çok acı. Sen bunu kabul etmiyorsun. Hayatında olan kişi bunu nasıl kabul ediyor? Şimdi hani bunun tek taraflı bir sorusu yok. Hani resmi nikahlı eş. Ama ben diğer kadınla beraber yaşamayı kabul etmiyorum derken diğer kadın, o üçüncü şahıs da aslında ya kendi hayat arkadaşına, ona emek veren insana böyle davranan bir erkekle ben niye beraberim diye niye kendine sormaz? O kadın kendine soracak olsaydı en azından benim karşıma çıkıp benim kocamla yaşadığı ilişkiyi bana anlatmazdı. Nasıl yani? Benim kocamla nasıl konuşsam biplen... Konuşma biplen bipleni anladım ben. Benim kocamla... Senin boşanman için. Evet. Seni böyle hep tahrik edici. Sürekli seni üzüp yani yaralayacak şeyleri söylüyor. Orada da ben de bilinçli bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyle hani seni öfkelendirip, kızdırıp evet. Seni hataya evet. Sevk edecek. Sen davranışlarda bulunacaksın. Eşimle hiç geçinemedim, o kadın konuştu. Eşim de benim karşımda içti. Geceleri gitti sokaklarda kadının yanında olduğu sürece seni kadın olarak görmüyorum. Seni istemiyorum. Diye beni hırçınlaştırdılar. Ne yaptılar? Hırçınlaştırdılar, tamam asabi oldum. Ha. Asabi oldum. Ve bunun üzerine eşime sürekli tartışmaya giriyorduk. Her tartışmaya girdiğimizde bunu da bahane bulup kadının yanına kaçıyordu. Çünkü seni öfkelendiriyor. Evet. Ondan sonra diyor ki bu kadının ağzı hiç susmuyor. Acaba neden susmuyor bu kadının ağzı? Dur kadın kaçar, eşi İbrahim kaçar, Yeliz Hanım'ın da söz hakkı ve cevap hakkı vardır. 2 çocuğunuz var bu evlilikten. Evet. Yaklaşık 5 yıllık bir ilişki. Sen bu arada hiç boşanmayı düşündün mü? Yani boşanmak istedin mi? Artık ben yapamıyorum, dayanamıyorum, bıktım. Ben böyle bir ilişkinin içerisinde olmak istemiyorum diye. Yedim. Defalarca eşime teklif yaptım. Gel boşanalım. İstediğin gibi sevgilinle hayatını yaşa. Beni de bu meçhula sürükleme. Ben çok bak böyle sonu iyi olmayacak. Çünkü benim bir tane ilgi bekleyen, sevgi bekleyen çocuğum var yanımda. Sürekli onun önünde dar saçtığımızdan çocuğumun da psikolojisi değişiyor. Çocuğum da istemiyor. Öbür büyük oğlum zaten istemiyor. O da babasını kadın buldu diyor. O da dışladı. Biz şu an evde çocuğumla ikimiziz. İkiniz beraber mi yaşıyorsunuz? İkimiz beraber yaşıyoruz. Arada büyük oğlum var, o da geliyor. Hayır, sen boşanmak istedin mi? Yani bitsin dediğinde o ne cevap veriyor? Hayır, sen otur burada hayır, bekle. Hayır, bekle diyor. Mecbur. Senin hiçbir şey yapma şansın yok diyor. Ha, senin canın hiçbir istersen, hakkın yok. Yok. Canın isterse bekleyeceksin, canın istemezse ne yaparsan yap bana ne diyor. Boşanmayı teklif ettiğim zaman ben boşanmayacağım diyor. Bana kaç defa boşanmayacağım diyor. Şimdi bu kadar uzun yıllarda insan hayat arkadaşına bazen şans da veriyorsa... ikna da ediliyordur. Eşin seni hiç ikna etmeye çalıştı mı yani? Hayır, hayır, hayır. Hayır, ben atıyorum. Her seferinde ne diyor biliyor musun? Sen ağzını sussan, bu her şeyi kabullensen çok güzel, geçineceğiz de. Ama sen ağzını susmuyorsun bu konuda. Kabullenmen gereken neler? Yeliz hayatındaki ilişkiyi. Hayatında ilişkiyi kabullenmem gerekiyor. Kabul edeceksin, susacaksın. Evet. Boşanma gibi durumlardan, yok, kendi haklarından bahsetmeyeceksin. Sessiz kalacaksın. Evet. Susacaksın. Sen aynen bu şekilde ben seni yok sayacağım. Evet. Sen de ruh gibi hayatımızda kalacaksın diyor. Evet. Ben bu kadınla bu adamı bu stüdyoya gelip benimle yüzleşmesini istiyorum. Bana yaptıklarını çıkarmasını istiyorum. Onların ikisinden de davacı olacağım. Peki dur kadın, en son eşin yani şu 2 aydır 3 aydır ortada yokmuş. 3 aysındır yok. Eşim ara ara sürekli bizi terk etti gitti. Bunu herkes biliyor. Oturduğum mahalle köy olarak. Çevrem Antalya'da yaşıyorsunuz siz. Antalya Manavgat'ın Çardak köyünde yaşıyorum. Herkes biliyor bu kadınla bunun bu ilişkiyi yaşadığını.
Ben buradan onlara sesleniyorum, bilenlere. Allah rızası için canlı yayına bağlansınlar. Bu kadınla bu adamın ilişkisi meydana çıksın. Ben bu üçlü yaşamaktan bıktım, kurtulmak istiyorum. Peki bundan dolayı şiddet gördün mü? Defalarca gördüm. En son ayın, geçen ayın 29'unda bana raporlu dayak attı, raporumu aldım. Davaya girdim. Darp raporunu aldım. Darp raporunu aldım, davaya girdim. Beni kandırdı. Ben nasıl? Beni kandırdı. Alttan aldı. Ben dedi her şeyi bitireceğim, seninle olacağım. Çocuğumla seni atmam dedi. Benim davamı çektirdi. Şimdi yine aynısını yaptı. İşte dedim ya, bazen böyle ikna etmeye çalışırlar. Hep 5 yıldır. Yani ilişkimi bitirdim, aman affet. Tam böyle kriz noktalarını bitirdim, beni affet diye inandırırsan inanırsın. Ablacığım 5 yıldır ben bunu defalarca şikayet ettim. Defalarca darp raporu aldım, evden uzaklaştırdım. 5 yılda beni sürekli alttan aldı. Gitti, ifademi kesti. Ne zamanlar alttan alıyor? Şikayetçi olunca mı? Şikayetçi olduğum zaman alttan alıyor. Benim davamı bir şekilde aldırıyor. Kadınla ikisi çok uyanık. Uyanıklar. Evet. Peki şu an geçimini nasıl sağlıyorsun? Ben çocuğumdan bakıcı maaşı alıyorum, onunla geçiniyorum. İşte engelli maaşı gibi. Bakıcı maaşı alıyorsun. Bakıcı maaşı. Onunla geçiniyorum ve ikisi de bana, sen çocuğundan parayı alıyorsun. Sen çocuğundan parayı alıp gezmesini, yemesini, içmesini biliyorsun. Soruyorum ablacığım, 1700 lirayla bir ev geçinir mi? Eşim bana kazandığı paralar o kadına yediriyor. Gelip bir de kendine baktırmak istiyor bana. Benim elimde para ikisi de göz koymuş. O kadın da diyor her ağzını açtığında, o kadının kendi çocuğuna karışıyor mu ben? Söylüyorum yani, karışıyor mu o kadının çocuğuna? Benim çocuktan aldığım bakıcı maaşını bana öne sürüyor ikisi de. Bana onu da diyor, biliyor eşim, yani bu kişi eşinizle ilişki yaşamanın dışında sizin evinizin içinde ne olduğunu da biliyor mu? Biliyor, hepsini anlatıyor eşim. Hepsini anlatıyor. Üç kişilik ilişki yaşıyorlar yani, yani artık şimdi, boyu tatlamışlar. Yargıtay'ın güzel Esna bir kararı abla. Vardı. Dur kadın hanım, bakın sevgili tazminatını kaldırdılar. Dediler ki orada size sadakatsizlik yapan kişi eşiniz. Muhatabınız eşiniz. Ama bu üçüncü kişi, sevgili olarak adlandırılan kişi ailenin içerisine giriyorsa, bu kadının hayatına müdahale ediyorsa resmi nikahlı eşe, sizin artık kişilik haklarınız ihlal edilmiş, özel yaşamınız ortaya konulmuş demektir. Çocuğumdan aldığım maaşımdan tut, eşim benim odama yatmadığını, beni karı yerine koymadığını, kadın bunu kendi anlatıyor. Beni kadın yerine koymadığını, benim odamda yatmadığını daha iyi anlatmış eşim ona. Benim bu da çok gururumu incindi, çok zoruma gitti. Yani aslında evin içindeki bir nevi Casper yani. Her hani şeyimi anlatıyor. Her şeyi biliyorlar. Her şeyi. Bu seni daha çok yıpratıyor ya. Sen, evet. Yani ne bileyim, hani bu kadar ağır şeyleri yaşadığında insan şey der ya, yani lanet olsun artık der. Ne seni çekerim, bıktım, ne seni bıktım. Çekerim. Boşanmak istiyor musun? Boşanmayacağım. Onlara ekmeğine yağ sürmeyeceğim. Boşanmayacağım. Ben onları rezil edeceğim. Ondan sonra o nikahı da ona vermeyeceğim. O kadına. Ama ben çocuğuyla kendimi nafakamı alacağım. Evimi de satlar çıkarmış. Şergo durduğum halde. Ben evim de satılmasını istemiyorum. Benim orada yaşayabileceğim bir çocuğumla bir evim kaldı. Onu sizi yaşadığınız evden de mi attırmaya çalışıyor? Evet. O evi sattıracağım diyor, sizi sokakta koyacağım. İbrahim Kaçar'ın söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Yeliz Hanım'ın da söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Peki yani nikahını vermedin. Hani şimdi sen aslında ondan boşandığında kendini yenilmiş mi hissediyorsun? Boşansan, kendine çocuğunla bir hayat kursan. Atıyorum boşanmada da eşin çocuğuna bakmakla da yükümlü, nafakasını verse, sen geçim şartlarını oluştursan, artık ne İbrahim ne Yeliz senin hayatında olmasa mutlu olmaz mısın? Mutlu olurum ama benim 25 yılım nereye gidecek? Seviyor musun kocanı? Çok. Asıl yani sen İbrahim'i seviyorsun, İbrahim'i kaybetmek istemiyorsun. Evet. Çok ağladım, çok yalvardım, defalarca oturdum önüne. Yapma, bende olan sevgini bitirme, saygımı yitirtme diye defalarca yalvarmama rağmen o kadını seçti, hep o kadına gidiyor. Eğer böyle bir seçim yaptıysa, sen artık kendi hayatına baksa. Tamam, versin hakkım olan parayı. Hakkım olan parayı. Diyorum ki işte o boşanmada senin hakkın olan o nafakayı verse, sen kendi hayatına baksan, yazık.
Gençliğine de yazık. Kaç yaşındasın? 46 yaşındasın. Evet. Yani gencecik bir kadın aslında. Senin gençliğine yazık, psikolojine yazık, çocuklarına. En azından dersin ki ya tamam ben bunu bitirdim, ben bunlardan kurtuldum. Artık kendin için yaşarsın. Kendin için bir şeyler yap, çocukların için yaşarsın. Şimdi İbrahim'in varlığı sana hayatında zarar veriyor mu? Çok. Yıllardır verdi. Çok çektim. Yokluğunu da çektim, dayağını da yedim. Her türlü her kahrını çekmeme rağmen beni böyle yaptı. En sonunda mutlu, huzurlu olacağımda beni yüzüstü bıraktı gitti. Ha, tam çocuklar büyüdü, siz mutlu olacaktınız. Evet. Akraba birliği de var sanırım Durkadın Hanım, değil mi? Evet, amcamın oğlu. Amcanızın oğlu. İşte bak akraba aile ne diyor getirdi, bu duruma? Yani tehlikesi. Büyükler bu aileyi toplayalım, işte İbrahim Bey ön ayak olalım, bu ilişkiyi sonlandır, sizin mağduriyetiniz giderilmesi noktasında ön ayak olmadılar mı? Olmadı çünkü kimseyi tanımıyor. Hiçbir kimsenin sözünü dinlemiyor. Evet. Kendi kararını kendi vermiş. Ben bu kadına, benim büyük oğluma demiş ki ben bu kadına aşık oldum. Oğluna bir de. Oğluma böyle söylemiş, oğlum kaldıramamış onu. Oğlum bak biz evin içinde çok çektik, birbirimizle savaştık Esra Hanım. Çok çektik. Oğluma demiş ki ben buna aşık oldum. Benim kimse hakkımdan gelemez. Benim sevmeye, sevilmeye ihtiyacım yok mu demiş. Kendi oğluna. Ay, o kadar sevgiyi vermiyorlar, vermiyorlar. Sonra bir anda böyle bir sevgi, bir duygunun farkına varıp peki, her şeyi yok sayıyorlar. Ben ya buradan soruyorum İbrahim Bey'e. 25 yıl beni sevmemiş de. Neden benim yanımda durmuş? Neden benden iki tane çocuk yapmış? Onları hangi duyguyla yapmış değil mi? Onları hangi duyguyla yapmış da i̇şte, beni böyle rezil ediyorum? Bazı ilişkiler gerçekten insanı hasta eder böyle. Sizi, ruh halinizi, ablam, tüm vücut dengenizi biz bozar. Kimi de iyileştirir bak. Yani bazen iyileşmenin yolu da o bağımlı olduğumuz kişiden de kurtulmaktır. Bunu sizin nezdinizde söylemiyorum. Yani daha fazla hasta olmamak adına aslında o hayatımızda bize o kötü kokuyu veren o şeyden bir an önce kurtulmak gerekiyor. Telefon mu var? Tamam, telefon varmış. İbrahim Kaçar söz hakkını, cevap hakkını kullansın. Yeliz Hanım da aynı şekilde. 25 yıllık bir evlilikte 5 yıldır ihanete uğruyorum. Eşimi sevdiğim için her seferinde tatlı diliyle beni kandırdı ve onu affettim. Kadınlık gururumu ayaklar altına aldı. Artık bu üç kişilik ilişkiyi yaşamak istemiyorum dedi. Siz Antalya'da şu anda tek yaşıyorsunuz. Anneniz, babanız, kardeşleriniz hayatta mı? Annem, babam öldü. Başınız sağ olsun. Kardeşlerimle miras için davalık olduk, hepsiyle küsüm. Benim arkamda kimsem yok. Yalnızım ben. Şimdi böyle durumlarda kardeşlerle beraber ve bir arada olduğunda kardeşler böyle hepsi ayrı bir ses çıkartır ama en azından düşünmeni sağlar. Onlarla da bir ilişkin yok. Yok. Bir tek çocukların var. Bir tek çocuklarım var. Çalışıyor musun dur kadın? Ben çocuğum engelli olduğu için bakıcı maaş alıyorum. Evde onun yanındayım. İşe gitmem olmaz. Çocuğuma bakıyorum, evdeyim. Ha, daha önce çalışıyor muydun? Hani evde bir şey yapıyor musun gibi? Bahçe işlerine gidiyorum, yömelik. Narenciye işine gidiyorum. Buradan eşin İbrahim'e çağrıda bulunur musun? Ben İbrahim'e defalarca kendim yüzüne söyledim. O kadını bırak. Çorumuz çocuğumuz var. Bir tane engelli çocuğumuz var. Bu çocuğumuzu düşün en azından. Peki bu arada Yeliz telefon attın demiş. Yeliz Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Bak hanımefendi ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ve şikayetçi de olacağım bu konuda. Ama siz yalan istediği kadar davet olsun. Kimden şikayetçi oldunuz? Bak ben şikayetçi falan olmuyorum hanımefendi bak ne diyorum? Hayır daha önce şikayetçi olmadım. Hayır seni rezil edeceğim. 80 bin kişinin karşısına seni rezil edeceğim. Sen benim kocamın peşini bırakmadın. Parasını pulunu yedin beni sokakta bıraktırdın. 3 gün önce bana dedin ki telefonda sana kocalık yaptırma adam dedin. Çık meydana çık. Çık. Beni sinir hastası ettiniz ikiniz. Benim psikolojimi bozdunuz. Benimle oynadınız. Benim kulübümü kapadınız. Erkek sen çırt. O an kocama da söyle sevgili dostuna söyle. Erkek sen telefona bağlansın. Bağlansın hepsini çıkartacağım. Burada dökülecek. Sizi birleştireceği gerekirse. Çık. Çık. Yapacağın yapamayacağın varsa. Yalanlama. Günlerce benimle telefonda konuştum. Oğlunla konuştum. Dedim ki oğlum annene sahip çık. Benim kocamla aramı bozuyor. Annene sahip çık dedim. Sen oğlun ne dedi? Aynı hayatı yaşıyorsun. Kocamdan para yediğin için yapıyorsun bunları. Oğlum. Kocam...
Sana ne dedi? Sen oğluyla mı, ailesiyle? Oğluyla konuştum, eski eşiyle konuştum. Bak, oğlun annesi boşandığı kadın dedim. Bu kadın bana ne dedi biliyor musun? Sen benim eski eşime ulaştığın için senden intikam alacağım dedi bu kadın bana. Yalan desin. Neyin intikamını? Ben eski eşiyle konuşmayacağım işin. Kocamla ilişkisi yaşadığını söylemeyeceğim işin. Onlar eski bitmiş gitmiş artık, onlar boşanmışlar. Bitmiş gitmiş ama onun kinini gidiyor bana işte. Onun kinini gidiyor. Ben bu kadına defalarca kocamın peşini bırak dedim. Defalarca ağladım, yalvardım. Yapma dedim, benim arkamda çocuğum var. Ben kocamı seviyorum, yapma dedim. Bu kadın ne yaptı? Kocamla sürekli aldı paraları yedi. Batırdı bizi, bitirdi Esra Hanım. Vallahi bu sadece o hanımefendinin değil, İbrahim Bey'in de suçu yani. Bu kararı veren, bu ilişkiyi yaşayan, bu ama ilişkiyi başlatan da utanmadan kendisi. Telefon attı, düştü. Tekrar Yeliz Hanım'ı yayına bağlayalım. Beni kimsesiz diye böyle yaptılar Esra Hanım. Benim evimde hiçbir huzurum olmadı. Yemekleri yiyemedim. Akşama sabah ağladım yattım. Peki bir şey diyeceğim. Mesela hayatında Yeliz olmasa İbrahim sana döner mi? Döner. Peki başka bir Yeliz bulur. Yani İbrahim değişir mi? İbrahim şu an bu İbrahim değil. O kadın bu adama zehirledi. Sürekli alkol aldırıyor. Önce böyle bir sıkıntısı yoktu. Şimdi şu televizyonda şu fotoğrafta İbrahim değil. Gerçek canlı yayına bağlansa. Bitti adam, bitti. Hep bu kadının gözüne. Ama dur kadın, o bitmeyi kendi istiyor İbrahim. Diyor ki yani şimdi Yeliz gitse hayatında başka biri çıkar. Ayşe şimdi çıkar, şöyle Fatma Esra çıkar. Hanım, ikili yaşamak zorunda, bizi de atamıyor, orayı da atamıyor. Orayı da atamıyor. Peki şimdi sen, senden ricam, dinlersen ben bir Yeliz'le konuşmak istiyorum. Tamam konuşalım, tamam. Ama yalanlamasın. Tamam Yeliz Hanım. Efendim. Tekrar hoş geldiniz. Söz hakkınızı kullandığınız için teşekkür ederim. Buyurun şimdi sizi dinliyorum. Hakkınızdaki ben, iddiaları cevaplayın lütfen. Bak ben kabul etmiyorum Esra Hanım. Lütfen bu karalamaları ve o kadının kendisinden fazlasıyla her yeri her şekilde karıştırıp kendi kafasından bir şeyler üretip bir dakika. Şu an için öncelikle İbrahim Bey'le duygusal bir ilişkiniz var mı? Hayır, hanımefendinin olmadı. Şöyle bir iddiası var. 5 yıldır Yeliz benim hayatımda, eşimle yaşadıklarını tüm telefon kayıtlarıyla hani her şeyi ispatlarım diyor. Önce bu ilişkiyi soruyorum size. Olmadı, olamaz da. Bak benim bak şu anda ailem bunları dinliyor ve şu an için bak gerçekten çok zor durumda. Herkes çok zor durumda kalacak ve inanmayacağınız kadar da kötü olacak. Sana soracağım, şimdi soracağım. Sizden rica ediyorum. Rezil edeceğim seni, rezil. Dur kadın hanımla. Dur kadın hanımla. Sen rezil edebilir miyiz? Dur kadın hanım, yani ve İbrahim Bey'le ilgili ya bu mevzular işte, kaç yıldır bak, hayatınızda? Her şekilde ortaya çıkartılması, nasıl inanırsınız ya o kadının yalancı şimdi, ve her yani onun memleketine bir gidin, nasıl bir sahtekar olduğunu zaten herkes şimdi söyleyecek. Şimdi siz İbrahim Bey'i tanıyor musunuz? İbrahim Bey'i tanıyor musunuz? Ya illaki tanıyorumdur çünkü neden? Tanımasam zaten benim ismimi zikretmez o kadın. Efendim? Ama öyle bir dediği gibi bir mevzut bahis olamaz. Bir dakika, illaki tanıyorum derken nereden tanıyorsunuz? Yakınlık dereceniz nedir? Ya normalde bir arkadaşlık iş görüşmesinde oldu veya işte atıyorum hani şahsen bir tanışmışlığım var. Peki kaç yıldır arkadaşsınız? Biz nereden baksa 7-8 senedir var. 7-8 yıldır İbrahim Bey'le yani aynı iş yerinde mi çalışıyorsunuz? Aynı mahallede mi oturuyorsunuz? Siz arkadaş ortamında hani onun ortak arkadaşıyla benim ortak arkadaşlarımla beraber hani bir tanışmışlığım, bir merhabalığım var. Ama bundan gerisi asla olamaz. En son kendisini ne zaman gördünüz? En son bilmiyorum kaç, ya hatırlamıyorum yani şu an. Belki 1-2 sene olmuştur. Kaç? Bilgisi ne olmuştur? Ne yani peki ara böyle arkadaş ortamında bir araya gelir misiniz? Dertleşir misiniz? Hayır. Öyle söz konusu olamaz. Peki, şimdi hanımefendi 3 gün önce aradığınızı iddia ediyor. Yani İbrahim Bey'i tanımanızın dışında da hanımefendiyle bir diyaloğunuz var mı? Bu çok iletişim kayıtlarından çıkar. Aradınız mı hanımefendiyi? Bana sürekli beni taciz edip sürekli bana ithamlarda bulunup... Peki sonra bakalım yeri geldi, neden çağrı taciz ediyormuşsun? Yeri geldi, açtım kızgınlığıma, dedim ki bak... Yani gerçekten ağza alınmayacak tabii ki hakaretler ettim. Çünkü artık dayanamıyordum. Ben çalışan bir insanım. Öyle ve mi? Öyle mi çıkacak? Sürekli... İkinizin telefonundan etmesi, çıkacak. Bak şu anda konuyu kapatalım mı? Lütfen çıkacak, rica ediyorum. Çıkacak, rica ediyorum.
Şimdi siz başka bir şeyden bahsediyorsunuz. Dur Kadın Hanım bambaşka bir olaydan bahsediyor. Şimdi yani ben WhatsApp'ta ikisini sevgili olarak. Çok kötü şeyler olacak. Efendim? Benim hakkımda ben daha bana hiçbir şekilde yapma o zaman. Kodurma ya, kendi olmaz, ismini. Rezil kadın. Olmaz arkadaşım. Rezil. Yani hiç argo sözcükler söyleme lütfen. Tam şeyi soruyordum. Senin Yeliz Hanım'la alakalı şikayetin var mı var. Savcılığa? 7-8 sensin. Var. Dilekçe de verdim. Eşim beni kandırdı, geri aldırttı. Dilekçe verdim. Eşim beni kandırdı, geri aldırttı. Bu ikisi plan yapıyor. Hayır. Sen mesela Yeliz'le ilgili savcılığa gidip hangi şikayette bulundun? Eşime 5 yıllık bana kocalık yaptırmadığını, Yeliz Bozak isimli kişi şahısla hayat yaşadığını, bana çoruma ve çocuğuma bana bakmadığını ben savcılığa dilekçe olarak sundum. Eşim gitti beni kandırdı, yine tekrar aldırdı. Eşimle ikisinin planı bir. Ben ne anlatırsam kadına, kadın ona yetiştiriyor. Kocama ne konuşsam kocam ona yetiştiriyor. Peki eşiniz şu anda nerede? Eşim şu anda Beşkonak'ta Kadimtaş diye bir savcının orada evini yapıyor. Hayır ya tamam iş çalışıyor onu biliyorsun da. Heh. Yani sizinle aynı evde mi yaşıyor? Yaşamıyor. Bu kadın yaşattırmıyor. Şimdi, bu kadın ben sana karı dedirtmeyeceğim dedi bu kadın. 15 bana. Eylül 2020 yani bir yıl önce hanımefendinin aile. Savcılığa vermiş olduğu dilekçede eşim İbrahim aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğümü yerine getirmiyor. Beni ve eşi, eşim ve sevgilisi beni kumalığa zorluyor. Bu konuda baskın var diye şikayeti var. Evet, ikisi de beni kabul edeceğim dedi. Dur, Yeliz Hanım. Bak bunlarla benim uzaktan yakından bir alakam yok. Tekrar söylüyorum. Hanımefendi, bakın bir şey söylüyorum. Eğer hani iddia ettiğiniz doğru ise, şimdi ben her iki tarafı da dinliyorum ama çıkacak şimdi sizin bahsettiğiniz Dur Kadın Hanım'ın kendi hayal gördüğü, kendi hayal ürünü bir hikayeden bahsettiğini siz iddia ediyorsunuz. Sizin konuşmanız öyle. Şimdi tek tarafı sizi dinlediğimde diyorum ki evet olabilir diyorum. Ama bu tarafa geldiğimde sizinle ilgili hani savcılığa da eşiyle ilgili de yapılmış olan şikayetleri var ya böyle bir aradayım. Siz bu İbrahim yani Dur Kadın sizin niye böyle sizle ilgili bu iddialarda bulunuyor? Bunu bir açıklayın. Bunu bir açıklığa kavuşturun. Çünkü çünkü neden iddialarda bulunuyor? Hı. Beni her fırsatta beni arayıp rencide etmesi hocamla aramda. Ben de dedim ki yok ama yaptırtacak şu zorla. Bak benim onunla da uzaktan yakından alakam yok dedim. Peki Dur Kadın Hanım sizi kaç yıldır arıyor? Senin benim kocamla ilişkin var diyerek. 5 senedir arıyor. Peki 5 yılın içerisinde yani sık sık sizinle bu diyaloğu kuruyor mu? Evet. Hep hakaret. Arıyor bir gece peki, arıyor siz beni. Bu konuda İbrahim Bey'le hiç oturup konuştunuz mu? Ya ben ona telefon açtım. Bak dedim eşinle git konuş. Ne yapacaksan yap. Öyle ama bak oldu beni ya. Karıştırmayın. Benlik bir mevzusu yok dedim. Bir kızgınlığımda evet var dedim. Hanımefendi gece lazım dedim. Evet. Ama bunu ben kızgınlıkla söyledim. Sonra açtım. Belirttim. Bak ben dedim kızgınlığına söyledim. Kusura bakma dedim. Bak özür dilerim dedim. Ama bak beni çok kızdırıyorsun. Yerli yersiz arıyorsun beni dedim. Peki sizin bunu dedim. İbrahim Bey'le hani anladığım kadarıyla hani arkadaş ortamında bir kere gördüğünüz kişiden hani 5 yıldır hayatınızda sürekli Dur Kadın var, İbrahim var, sizinle alakalı işte bu iddialar varken. Ona sadece de ki yani 20 yıldır birliktelik yaşadığı aynı arkadaşı, kankisi bir kadın var. O kadını, o kadınla Selva'yla arkadaş olup sonra Selva'dan ayrılmasına sebep olduğum için çünkü sebep olmuşum onlara göre ikisi bir oldular beni deşifre etmeye çalışıyorlar. Bir saniye. Ama yok alakası yok. Bir saniye aslında yani 25 bak çok enteresan. 20 peki sorar mısınız? 20 yıldır hayatında başka biri vardı. Peki. Evet. O ilişkisini dur o ilişkiyi sen bitirdiğin için yani o kadınla sen ayırıyorsun. Ben öyle zannediyorlar bana ikisi bir oldular böyle bir peki çok özür dilerim. Eşinizin başka bir kadınla uzun yıllarla bir ilişkisi var mıydı? Demek ki hanımefendiye anlatmış biliyor hanımefendi. Sen biliyor musun? Benim ben bilmiyorum hanımefendiye anlatmış ya. Peki sorar mısın bana? Peki sizi şimdi yani siz bu durumda hangi statüde oluyorsunuz? Yuva yıkan mı yuva kurtaran mı? Ben yuva kurtarmaya çalıştım bak.
Benim konuşmalarımda, insanlarımda sürekli söylerim. Peki sürekli Dur Kadın'la samimi misiniz? Bak önceleri samimiydi. Bana bunu ne dedi biliyor musun? Ama sonra bana bir cephe aldı, beni kötü ilan etti. Peki bu ilişki, yani daha önceki kişiyle olan İbrahim Bey'in ilişkisini ne zaman bitirdiniz? Ben bitirmedim. Hayır, yani o öyle iddia ediliyor. O işte 5 sene bizim o tanıştığımız dönemlerde ben yazlık dedim, yani bu kadına yapılmaz. Senin yaptığın yanlış. Sürekli bunları ikaz ediyorum, ikaz ettim. Ama benimle kanka olmuştu Dur Kadın. Peki, yani bir dakika sonra, şimdi bak. Söyle. O kadın, Selvay denen kadın bunu artık nasıl bir şey yaptıysa, kankiler ya, beni cephe aldılar. Konu bu aslında, ama bak ben artık uzatılmasını istemiyorum. Oo, bayağı karma karışık yani, hani bir kişiden yola çıkarak iki Yeni kişilik ilişki var. Yeniden arkadaşım dediniz de siz beyefendinin 20 yıllık ilişkisini de biliyorsunuz yani bu... Kankilik. Arkadaşlık boyutunun üstünde sizde bir kankilik var yani, diyorsunuz ya halk arasında. Yani 20 yıllık birinin geçmişini bilmek ve arada şu cümleleri... Ben bakın bu beyanlar size ait. Sen beni böyle aramakla bu ilişkiyi başlatacaksın. Dur Kadın'ın kendisi anlattı bunu bana. Hayır! Ben seni tanımıyorum bir de. Anlatabiliyor muyum? Sen bulaştın bana. Bak, sen bulaştın. Tekrar söylüyorum. Söyleyin. Hanım, size söylüyorum bak. Konuyu kapatın, adımı geçirmeyin ve resmimi de silin, adımı geçirmeyin. Hayır, şunu bir anlamak istiyorum hanımefendi. Şimdi bak, bu İbrahim'in... Şu an için işimle alakalı sıkıntı yaşayabilirim. Eski eşiye bağlar mısınız bunu? Eski bitmiş o. O bitmiş gitmiş. O biliyor mu bu kadının neler yaşadığını? Şimdi siz ama 5 yıldır böyle bir sıkıntı, hani sizin anlattıklarınız, yani 5 yıldır böyle bir sıkıntıdaysanız gidip Dur Kadın'la alakalı ya benimle ilgili asılsız iddialarda bulunuyor. Beni sürekli taciz ediyor, atıyorum tehdit ediyor diye şikayetçi olmadınız. Para yiyor. Para, derdi para o kadının. Evlenmek gibi bir derdi yok. İfadeleri sürekli değişiyor, bak sürekli değişiyor. Yeliz Hanım, şikayetçi oldunuz mu hanımefendiden? Olmadınız, 5 yıldır olmadınız. Onu diyorum işte, hani 5 yıldır şimdi düşünsenize, aslı astarı olmayan, asılsız bir iddiayla alakalı bir kadın durup dururken ya da bir kişi sizinle ilgili bir şey söyleyince bu size rahatsızlık verir. Ve bundan dolayı uzaklaştırmak istersiniz o insanın yanından. Ama tam tersi, yani ilişkiler o kadar böyle bir şey... Vıcık vıcık yaşıyorlar. Şeye dönmüş ki... Vıcık vıcık. Beni kabul edeceksin diyor, eşimi de kabul edeceksin diyor. Bu bana 3 gün önce dedi ki, beni kabul etmedin dedi, sana 5 yıl kocalık yaptırmadım, sana daha da kocalık yaptırmayacağım dedi. Kocam benim dedi. Bir gece beni ara... Peki İbrahim Bey'in size olan tavrı nasıl? Arkadaşça yani gerçekten öyle bir kötü bir, yani ben adamdan kötülük görmedim veya hani ne bileyim bir art niyet görmedim. Ben şöyle düşündüm şimdi, Dur Kadın böyle bir iddiada bulunuyor. Aslında İbrahim Bey yaşanan tüm bu süreçte yuvası yıkılacağı için de rahatsız olan kişi olması lazım. Bizim huzurumuz yok. Yani İbrahim'in de size karşı bir tavır alması lazım ya. Siz lütfen hani bizim hayatımıza dahil olmayın, benim eşimi de aramayın böyle asılsız. Siz diyorsunuz ya benim ilişkim var diye, hani ben diyorsunuz yalandan söyledim ilişkim var diye. Sen nasıl bir şey söylersin de, aslında İbrahim'in de sana cephe alması lazımdı. Enteresan, İbrahim Bey de lütfen yayına bağlansın, söz hakkını kullansın. Bu arada Yeliz Hanım, hattan ayrılmayın lütfen. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. İbrahim Bey de telefon hattında olacakmış. Reklamlara gideceğiz, ihbarları da yayına bağlayacağız. Sevgili seyirciler, dünün konularından Kübra vardı. Kübra çocuğumun biyolojik babası diyeyim. Nikahsız birliktelikten dünyaya gelen çocuğumun babası, 7 aylık bebeğimi kaçırdı diyerek programa başvuruda bulundu. Barış, çocuğu kaçıran Barış Demir biraz sonra stüdyoda canlı yayında olacak. 4.5G bağlantımız var. Özkan Ordu'da, Ömer Tıkıç konusunda. Eşim 7 Haziran'dan beri ortada yok. Eşimi arıyorum dedi. Özkan Ordu'da, bakalım neler aktaracak. Evet, şu anda Ordu merkezdeyiz. Yanımızdaki Ömer Tıkıç, bundan 3 ay önce eşi Şaduman Tıkıç ve en yakın akrabaları Aziz Tıkıç'la beraber ikiz çocuklarını alıp evde terk ettiğini söylemişti.
Biz de şu anda Ordu merkeze geldik. Birazdan Şaduman Tıkıç canlı yayın konumuz olacak. Bu evden kaçışı ve gerçekten akrabaları Aziz Bey ile beraberler mi? Bu soruların cevaplarını birazdan kendisinden alacağız. Az sonra. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. İstiyorum diyen bir anne, Barış Demir 7 aylık bebeğimi kaçırdı. Abla ne olursun çocuğumu bulma. Bensiz yapamaz. Annemsiz uyuyamaz o çocuk, ne olursunuz. Barış bebeği kaçırdı, Kübra isyan etti. Barış'ın annesi Songül Hanım telefon attığında... Çocuğu 3 gün boyunca bırakmış gitmiş. O çocuk yurda gidecek. Barış telefon attığındaymış. Ben annem anneye teslim etsem. Bunun için hep yara izleri var. Lan çocuğum ya, canım yok, canım. Benim canım yok yanımda. Barış bebeği teslim edecek mi? 18 yaşındaki Kübra bebeğine kavuşabilecek mi? Benim çocuğum gidecek. Barış. Seni de bebeği de bekliyorum, tamam mı? Türkiye'nin konuştuğu olayda büyük yüzleşme. Karısı Şaduman yakın arkadaşları Aziz'le kaçtı. Ortalık karıştı. Babamın kolu kırılıyor. Hastaneye gidiyorum. Hı. O azımızda eve geldiğimizde evde kimse yok. Benim koğuşlar var. Dediler ki taksini alıp götürdüler dediler. O kişinin kim olduğunu düşünüyorsun evine gelen? Yani benim bir akrabamla Aziz... Bugün yüzleşme, bugün hesaplaşma vakti. Bana demedik laf bırakma. Sen şöyle yaptın, sen böyle kadınsın. Bana bir kere el kaldırdı, çocukları da aldı pencereden aşağı atmaya kalkıştı. Aziz'e kaçan Şaduman canlı yayında. Programın ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Dur Kadın Hanım. Eşimin Yeliz ismindeki bir kişiyle ilişkisi var dedi. Yeliz Hanım hakkındaki iddiaları cevaplıyor. Yeliz Hanım merhaba. Alo. Tekrar ekip arkadaşlarım arıyorlar. Ama Yeliz Hanım'ın söyledikleri de enteresan. 7-8 yıl öncesinden İbrahim'i tanıyorum. Ara ara görüşürüz. Bir ara sizde kanki olduğunu söyledi. Ben Yeliz Hanım'la. Ondan sonra... Bana ikisi... Mecburen bu ilişkiyi kabulleneceksin diye eşim bana dedi ki bu ilişkiyi kabullenersen gül gibi yaşar gideriz dedi. Aslında bu işi kabul et yani sesini kes otur. Evet. Sindir her şeyi. Yeliz Hanım da onu istiyor. Sesini kes otur diyor. Biz yaşayalım diyor. Yüz yüze görüştünüz mü telefonun dışında? Sizin evinize geldi mi, dışarıda buluştunuz? Eşim getirmek istedi. Ben getirttirmedim. Ondan sonra bu kadınla konuştum. Bir yerde buluşacaktık. Peki Yeliz Hanım tekrar telefon hattındaymış. Yeliz Hanım. Buyurun. Tekrar merhaba. Şimdi önce dediniz ki yani ben 7-8 yıl öncesini tanıyordum. Dur kadına bir kere evet benim İbrahim'le ilişkim var dediniz. Bunu sinirle söylediğinizi kabul ettiniz. Hı hı. Ya ben üzerime çok geldi. Fazlasıyla hala böyle bir olmayan bir şeyi ya insan bir olmayan bir şeyi oldurtmaya çalışıyor ya. Bak çalışıyorum diyorum bak. Arkadaşım oldurdu mu peki? Yani bu sizinle ilgili bana söyledikleri İbrahim Bey'le sizi yakınlaştırdı mı? Yakınlaştırdı. Hayır ne yakınlaştıracak? Ben her defasında evine git bak beni sinirlendirmeyin, beni ortalığa katmayın, benim atlandırmayın seni, diye defasında senin eşimin telefonu dokumanlarını çıkartacağız. O adamla benim asla öyle bir söz konusu peki, yok. Peki sizin olmayabilir ama İbrahim Bey'in size karşı olan duygularını biliyor yok, musunuz, yani öyle farkında bir şey mısınız? Diyorum hanımefendi bak Esra Hanım. Ya da İbrahim Bey'in size karşı bir duygusu varsa... Bu duygu sizi rahatsız ediyor mu? Bir de böyle bir şey de olabilir. Nasıl? Yani İbrahim Bey'in size karşı duygusu varsa, İbrahim Bey'in duyguları sizi rahatsız ediyor mu? Yok, bana bir duygusu yok. Ben hissetmedim, bir kadın hissetmez mi? Adamın aklı fikri selvay, başka bir kimse... Selvay canım, sen bir... Size bunu kim anlattı? Siz bunu nereden duydunuz? Hani bu paylaşımı... Bunu kendisi anlattı bana.
Kim? Bu dur kadın, oradaki oturan kim? Kadın ağlaya ağlaya. Kim? Ne kadar dayak... Kendisi. Hayır hayır, ben... o kişiyle öbür kişiyle alakalı diye. Dördüncü sana, şahısla alakalı duygularını anlatıyor olmasın. O kadını görmedim, bilmiyorum. Sadece İbrahim Bey ile bir de dur kadının ağzından duyduğum ifadeleri. Hayatım şimdi sen bu dördüncü şahısla İbrahim'i ayırdığın için, aslında o üçüncü şahıs oluyor, sen dördüncü oluyorsun. Onunla sen onları ayırdığın için, onların aa, arkadaşlığı vardı ya, ayırınca dedin ya dur kadınla İbrahim bana düşman oldu. Düşman olduğu için de böyle bir ithamda bulunuyorlar benimle ilgili. İbrahim Bey bana ithamda bulunmadı bak. Selva'yla ikisi bir oldular. ayırmış, yani ayrılmış İbrahim Bey. Ben de bunu bilmiyordum. Sonra biz... bunların ikisi bir olup bana hakaret etmeye başladı. İşte sen ayırdın, sen yaptın, sen ettin. Ya benimle ne alakası var? Ben kocamla görüşmüyorum. Bak benim ilişkim yok dedi. Yeliz Hanım. Siz diğer kişiyi... Hayır, hayır. Şimdi diğer hanımefendiyi tanıyor musunuz? Ben şahsen tanımıyorum. Hiç yüz yüze geldiniz mi? Gelmedim. Gelmediniz. Ama çok enteresan. Yani iki tarafta... dur kadın hanım da resmi nikahlı eş de, diğer tarafta öbür ben kişi de. Yani siz öyle bir kadından haberiniz var mı? Efendim? Böyle bir kadın var mı ortada? Yok. Yok. Yani böyle bir her eşi ikisinin de sizi böyle bir... Bu nereden biliyor bunu? Hayır, bu sizi böyle biliyor? Bir şeyle suçlaması çok garip değil mi benim insanı? Benim kadının ne günahını alıyor? Bu nereden biliyor? Ben karısı olarak bilmiyorum da. Sen nereden biliyorsun sen? Nasıl? Sen oldun. Kendin anlattın. Ben o zaman sana böyle bir şey anlatmadım. Sen o şeylerine bir dönelim. Hayır. Madem. Hayır. Nerede anlattı sana? Söylerine bir dönelim madem de. Hayır. O zaman olup olmadığını bir öğrensin o zaman. Peki Yeliz. Hani o kadar hodri şimdi, meydan diyorsun ben, ya. Dur bir dakika. Şimdi Yeliz hani dur kadın hanım. Eşinin hayatındaki diğer kişiyle ilgili sorunlarını sana anlatıyorsa bunlar aslında uzun telefon görüşmeleri gerektirir, evet. Dertleşmeyi gerektirir. Evet. Siz dur kadınla dertleşiyor muydunuz? Sık sık telefonda konuşuyor evet. musunuz? Evet. Ama evet, neden konuşuyorduk? Aynen anlatıyor. Hatta dertleşmeye telefona gerek yok. Aynı mahalledeler zaten. Yani 5-10 dakika uzaklıkta beraber aynı mahallenin Yeliz içerisinde. Hanım. Kadın evinden hiçbir zaman çıkmıyor zaten. Seninle kocam ayrılsın diye günlerce ağlayıp da sana yalvarmadım mı? Sana kocamın peşini bırak benim hasta engelli çocuğum var. Babaya ihtiyacı var demedim mi Yeliz Hanım? Ben seni yolunu kurtardım. Kadın, sana sen günlerce içimi döktüm yapma demedim mi? Lütfen rica ediyorum bu konuyu burada kapatalım. Demedim mi sana eşimin peşini bırak diye? Demedim mi? Telefonu kapattı. İbrahim Bey söz hakkını, cevap hakkını çıksın o da kullansın. Çıksın. O da bu iddiaları cevaplasın. Sadece mesela... Beni yayından önce neyi aramış? Kim aramış? Yeliz Hanım neyi aramış beni yayından önce? Telefonda içeride baktım çağrısı var. Neden aramış beni? Neden aramış? Buraya programa çıkma diye aradı beni o. Ama şimdi ilk başta yayına bağlandığında sizinle hiçbir iletişimi, bir bağı yokken bayağı yakın girift ilişkilere günlerce dönmüş. Günlerce beni aradı. Ben onu aradım ki. Dedim ki eşimin peşini bırak. Sana göre erkek mi yok? Sen ondan çok küçüksün. Git başkasını bul. Bekar bunu, birini bul. Bu adam evli. Evli olduğunu bir kenara bırak dedim. Benim engelli çocuğum, hasta çocuğum var. Bu adama babalık görevlerini yaptır. Bırak kocamın peşini dedim. Çok ağladım, yalvardım bu şansa. Yapma dedim. Etme dedim. Eski eşiyle de konuştum. Oğluyla da konuştum. Neler yaptıysam bu kadar, ne kadar yalvardıysam bu kadın sürekli beni aşağıladı, ezdi. Eşim de hiçbir şey yapamayacaksın. Sen buna boynunu bükeceksin. Bunu katlanıp yaşayacaksın dedi bana. Anladım. Şimdi anladın telefon hattında başka bir ihbarımız var. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hayırlı günler Esra Hanım. Merhaba. Başarılar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. İhbarınız kiminle ilgili? İbrahim Kaçar'la konuşmak istiyorum. İbrahim Bey burada değiller. Eşi Dur biliyorum, Kadın biliyorum, Hanım. Biliyorum, biliyorum. Çok iyi tanıyorum. İbrahim Bey çok iyi bir insandır. Kaliteli bir insandır. Evet. Bir de eşi akrabasıdır. Evet. Bak Dur Kadın Hanım şu andaki mağduriyetini çok iyi biliyorum. Evde bir çocukla, özürlü bir çocukla. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Çırpınan. Allah çırpınan. Senden razı olsun. Ama evet. Bak sadece şunu diyorum. Bak İbrahim Bey. Sen çok dürüst ve delikanlı bir insansın. Ben seni tanıdığım kadar tanıyorum. Ben esnafım. Senin yuvana dönmen istiyorum. Bak yapma. Biz bu Yeliz Hanım'ı sen belki 3-5 gündür tanıyorsun. Ben o Yeliz Hanım'ı tanıyorum. O Yeliz Hanım'ın amacının ne olduğunu biliyorum. Seninle yuva kuracak bir kadın değil.
Güzel kardeşim, yuvana dön. Yapma, yapma. Bak yapma. Yeliz Hanım'ın amacı ne biliyor musun? Araban gitti. Kredi çektin. Borçlandın. Sokaklarda insanlar herkes arkandan konuşuyor. Bu benim ağrıma gidiyor. Biz arkadaşız. Yapma yani, bunu. Yani bizi de bitirdi kardeşim. Bizi de bitirdi. Her şeyimizi yok etti. Yedi. Yapma. Yedi. Bak sana yine diyorum. Gel ben sana mekanımda ne varsa toplayacağım, toplayacağım, yardımcı olacağım. Ama eşine dön. Yazık günahsız. Bu kadının bir gururu vardır. Hepimizin başındaki bir, bu kadın bir annedir. Bir nefisle kalkıp da sen orada, bakın o kadın çalışan bir kadın. Yeliz Hanım'dan sana aile olmaz. Olmaz. Gel kardeşim evine dön. Evine dön. Gel Manavgat'a, otogarın altında. Gel yanıma, ben sana elimden ne geliyorsa yardımcı olacağım. Ben bu kadını Antalya... Yani nasıl anlatayım sana ya? Ne Antalya, demek istediğinizi anladım. Yani... Antalya'dan, Manavgat'tan, her yerden tanıyorum. Ama sadece senden isteğim, evine dön İbrahim Bey. Yapma. Yani evine dönmesi sorunun çözümü mü? Çözümü. O kadın, bak çok yürekli bir kadın. Dur kadın hanım, ben şu anda evine icra geldiğini bile biliyorum. Evine icra geldiğini hatta duydum ki evi satmaya kalkmışlar. Çok üzüldüm. Hepimiz bir acılar yaşadık. Son pişmanlık fayda etmiyor. İbrahim Bey, bu yolun ne kadar zararın yakınından dönersen bu da senin onurun, kişiliğindir. Eşine dön. Yapma. Yapma kardeşim. Peki. Teşekkür yapma. Ediyorum yayına da bağlandığınız için. İbrahim Bey de söz hakkında cevap hakkını eminim kullanacaktır. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dur kadını şimdilik uğurluyoruz. Yani gözyaşlarını akıt ama inşallah yani bu işin sonu senin adına ve evlatların adına en hayırlı şekilde biter. Sağ ol. Tamam teşekkür mı? Teşekkür ederim. Gel. Ömer Bey Ordu'dan katılıyor programa. Eşi Şaduman'ın ikiz çocuklarını alarak evi terk ettiğini söyledi. Biraz sonra Şaduman Hanım canlı yayında olacak. Hakkındaki iddiaları cevaplayacak. Önce Ömer ve annesi Taliye Hanım geliyor. Buyursunlar. Eşin evi ilk ne zaman terk etti? Bir yıl diyelim. O gece eşim sancılandı. Onu ben doktora götürdüm. Ondan sonra geri geldi. Saat 10 falan oldu. Ben yatacağım dedi bu. Bir kontrol edeyim dedim eşimi. Odaya geçtim mesela odamıza. Baktık bu telefonu bana uzatır mısın dedim. Bu WhatsApp grubunu kurmuş. Ahmet, Ferhat, Serhat. Bunları ben tanımıyorum. Bu şekilde WhatsApp'tan gördüm. Derken o evden kaçtı. Oradan bir kadın sığınma evine götürdüler onu. O kadın sığınma evinden 11 gün kalmış. Oradaki bir evde ev tutmuşlar. Bu arada eşiniz o süre içerisinde hamile mi? Hamile. Çocuklar dünyaya geldikten sonra karınla bir araya geldin mi? Barıştıktan sonra ben ona ikinci kez evi açıyorum. 5 gün kalıyor o evde, tuttuğum evde. Babamın kolu kırılıyor, hastaneye gidiyorum. Bu aslında eve geldiğimizde evde kimse yok. Benim koşular var. Dediler ki taksini alıp götürdüler dediler. O kişinin kim olduğunu düşünüyorsun evine gelen? Yani benim bir akrabamla. Adı var mı? Adı var, Aziz. Şaduman'ın amcası telefon hattında. Ben şunu söylüyorum. Tabii ki ben Ömer'i destekliyorum. Hani bir an önce boşanmasını ben de istiyorum. O gece evden ayrılma sebebiniz neydi? 3 tane çocuğum var, perişan olmasın diye babalarıyla barıştım. Bir gün değil, 2 gün değil bu moduranmaya başladı. Bana derdik laf bırakmadı. Hep kötü laflar söylüyor. Sen şöyle yaptın, sen böyle kadınsın. Bana bir kere el kaldırdı, çocukları da aldı pencereden aşağı atmaya kalkmıştı. Ben bunları camın kenarında seviyorum dine. Bu eve geldi, eşinde bu Aziz denen şahıs kapıya dayandı. Bana diyor ki boşanacaksın, bana zorba gösteriyor evimde. Aziz denilen kişiyle duygusal bir ilişkiniz var mı? Şimdi Şaduman bu konuyla alakalı Ömer'in söylediği iddiayı da cevaplar ve yayına bağlanırsa çok sevinirim. Hoş geldin. Hayırlı yayınlar. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum.
Şimdi aslında bu olay sizin hayatınıza yaklaşık bir yıl gibi bir süredir yaşanıyor. Evet, evet. Eşinizle bu bir yılda bir beş günlük barışma sürecinden sonra eşiniz evi tekrar terk ediyor. Haziran ayından sonra kendisine hiç ulaşamıyorsunuz. Evet. Ama eşiniz Şaduman Hanım'ı bulduk ve şimdi canlı yayında İnşallah. Karşınızda olacak. O da söz hakkını ve cevap hakkını kullanacak. Hemen Ordu'ya gidelim. Özkan karşımızda. Gelsin bağlantımızda eğer hazırsa. Bakalım. Özkan hoş geldin yayına. Şaduman hoş geldin. Söz hakkını evet, kullandığın için de teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun Esra Hanım. Nerede görüküyor lan? Orada bak daha telefonu. Şaduman. Efendim. Yüzünü arkan dönük bir şekilde yayındasın. Yani senin kendi adına senin evet. de yaşadığın bu evlilik ve ilişki içerisinde yaşadığın mağduriyetler de var. Evet. Ya istersen dönüp de anlatabilirsin. Bu tamamen senin kendi tercihin. Ben zaten resmen burada Ordu'da yaşıyorum. Küçük bir yerde yaşıyorum. Tamam. Peki ben sadece sana sordum. Bu şekilde devam edebiliriz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin yayına tekrar. Şimdi... Sağ olun Esra Hanım. İyi ayırdı yayınlar. Bu aslında Haziran ayının sonundan sonra sen ikiz çocuklarla beraber ortadan kayboluyorsun. Mayıs ayında eşinle barışıyorsunuz. İkizlerin hamileliği eşinin yanında geçmiyor. Sonrasında çok uzun bir ayrılık döneminden sonra eşinle barışıyorsunuz. Boşanma davasından da feragat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bu yuvayı kurtaracağız. Bu evliliğe, bu ilişkiye bir şans daha vereceğiz. O şansı veriyorsunuz ama sen bir beş gün sonra evi terk ediyorsun. Niye? Üç çocuğundan sadece ikizleri alıp evi terk ettin. Bu kaçışının sebebi nedir? Esra Hanım, ben şöyle anlatayım. Ben zaten isteyerek barışmak istemiyordum. Çocuklar için barışmak istiyordum. Ya şu an ellerim titriyor tamam, sinirden. Sakin, şu an. Sen anlatmak istediğin her şeyi anlatabilirsin. Seni dinliyoruz. Ya şu an çok doluyum Esra Hanım. Gerçekten doluyum. Tamam, oğlumun, bir de oğlumun yalan yere yapılan yanlışları beni çok yıktı. Ben şöyle anlatayım. Biz ilk Fasya'ya gittik. Göç götürdük. bu işe başladı. İşe gitmeye başladı. Sonra işte her akşam kavga, her akşam yani kavgası vardı, gürültüsü vardı. Bir akşam rahat bir yemek yemiyorduk. Sürekli bir kumanda kırılsın kavga çıkartıyordu. Bir şeysini bulamadığı zaman i̇şte kavga tamam. çıkartıyordu. Bizim her zaman kavgamız vardı Esra Hanım. Neyse o akşam... Eşin hastanede, ben bunu babasının yanında, sen üç çocuğunla evde misin o kaçtığın gece? Ben onu geri dönüşte hastaneye geri götürdüm. Orada yalan söylüyor bu. Orada yalan söylüyor. Benim sözüm kesilecekse sen, ben yayından çıkacağım. Sen yalan söylüyorsun. Ben çıkayım değil mi? Yüzünü sen evde de. Ben sana hiçbir dere, zaman dere, şiddet uygulamadım. Dere, şu an sen acıyla birlikte ben sana yalan konuşmayın Talihan Hanım. Sen konuşma. Sen konuşma orada. Yasana yazıklar olsun. Size verdiğim emeklerin hepsi yazıklar olsun size. Sana bir soru soruyorum. Ben seni Aziz'le Kurtuluş'taki evde yakalamadım ben o zamanı. Ben Esra Hanım'la konuşmak istiyorum. Elbet ya suçun var da söylemiyorsun. Ispatla bunu canı canı konuş. Baba, baba bağlanır. Benim suçum uçum yok. Ne? Seni. Sen de kaynatıya yakalamadın. Yalan konuşma. Ben yalan konuşmuyorum. Nafaka vermemek sen için. Sen 1 milyonu sana vermemek için. Gel buraya. Sırf bu iftiraları ben atıyorsun. Ben peki. Ben de oğlumun nafaka... Esra Hanım. Söyle. Esra Hanım bakın o Aziz Aziz diyorsunuz. Aranızda o çocuk Aziz'le şey duygusal bir ilişki bana var mı? Karakola geldi bak.
Hayır, öyle bir ilişkimiz falan yok. Karakola geldi, dedi ki yenge bak amcam dedi bir şans daha ver. 15 gün falan kafanı dinle. Bir şans daha ver, bu kadın sığmaya gitme dedi bana. Ben dedim gideceğim dedim, benim işime karışmayın. Kimse benim işime karışmasın. Ben istemiyorum, kadın sığmaya gittim ben. Kadın sığınmada da beni aradılar. Dediler Ömer çok kötü. Bir daha düşün, 15 gün, 20 gün artık neyse kafanı dinle. Sakın gitme. Ben dinlemedim kimseyi. O çocuk bana tamam ev tuttu, sahip çıktı yengesi olarak. Benim kardeşim o. Hiçbir ilişkimiz yok bizim evet, onunla. Sen evinden aciz tut ama. Senin babanın evi var ya. Sen aciz kim? Benim yerim, canım, kanım. Evine niye gelmiyor? Babasının evi var. Sen babamı tehdit etmedin mi? Sen babamı tehdit etmedin mi? Sana, o kızına sahip çıkarsan senin evini yıkarım. Senin çiftlerin maaşını yıkarım demedin Şadıman mi? Şadıman güzel anlatıyor. Sığınma evinden çıktıktan sonra sana sahip çıkan Aziz oldu. Aziz aslında senin değil, onların evet, akrabası. Evet, sahip çıkan o oldu. Benim ev kiramı o verdi. Evet, sağdan soldan gelen yardımlar etti. Allah razı olsun yardım eden kişilerden. Ama o Akyazı'daki bağlanan kişiye de bir iki çift lafım var. Benim çocuğumu ne zaman dışarıda görmüş de konuşuyor. O insana çocuklar şikayet konusuna edeceğim. Dava açacağım o kişiye. Peki çocuklar konusuna da geleceğim. Sen 7 ay hamileliğin başından çocukların doğumundan sonrasına kadar aslında eşinden ayrı yaşadın. Bu dönemde de Aziz'in sana sahip çıktığını ve ev açtığını evet. söylüyorsun. Sonra neden eşinle barıştın? Esra Hanım, 3 tane çocuk Ayaz'da kalmasın diye. Ama Ayaz'da gittim, değiller. Bir evin var senin. Aziz sana sahip yok. Çıkıyor. Var, evim var. Beni rahat bırakmadılar Esra Hanım. Yok senin babanın maaşını yıkacağım. Yok senin baban o zaman sen gelmezsen babanın evini yakacağım. Ondan sonra babanla konuşursan, babanın parasını yirsen seni şöyle yapacağım. Sürekli bu tehditler ettiler. Ama size destek olan bu dönemde Aziz Bey. Peki bu Aziz ve Aziz'in... Bu ikizlerin biyolojik babası olduğu yönündeki iddialara ne cevap vereceksin? Öyle bir şey yok. Sadece Aziz bunu öyle dedi ki... Öyle bir şey var. Eniştenin ailem enişteyi Ankara'dan bağlar. Sen kendine demedin mi? Hayır, böyle bir şey yok. Utanmıyor bıraktım. Yalan konuşma. Ben bir sözü söyleyebilir miyim? Bir dakika. Esra Hanım. Söyleyin. Özkan abi sürekli araya giriyor bu insan. Ben o zaman lafımı anlatamıyorum. Anlat sen. Tamam, tek anlat. Ben dinliyorum, arada girip soru soracağım sana. Bu çocukların biyolojik babası resmi tamam. nikahlı eşin Ömer mi? Evet, Ömer. Bu çocukların babasının farklı biri olduğunu, yani Aziz olduğunu onlara kim söyledi? Bu dedikodu nasıl çıktı? Şimdi Esra Hanım, tamam bu yalan olarak söyledik biz bunu. Yakamızı bıraksın diye, belki boşanır diye. Kim ben yine bir daha bir fazla yalan söylemiştim. Kim dedi bunu? İki üç ay önce bir daha bir farklı yalan söyledim. Benim dedim peşimi bırak, ben başka birinin yanındayım. Belki bırakır diye yine peşimi bırakmadı. Yani bu dedikoduyu çıkartan aslında Aziz ve sensin. Evet. Tekrar dedikodunu tekrarlar mısın? Yani Ömer kocan yakandan düşsün diye. Evet, yakandan düşsün diye biz bu yalanı söyledik. Nedir yalan? Dedi ki böyle söylersek belki bırakır. Çocukların Aziz'den olduğunu, Aziz bana sahip çıktığını bu şekil söyleyelim. Belki vazgeçer. Aziz aynı belki zamanda eşinizin iddiası şu. Belki boşanır. Böyle bir, önce şunu söyleyeyim bak. Şimdi seni sevmiyorum, sevdiğin halde sevmiyorum yalanını söylersin. İstediğin halde istemiyorum yalanını söylersin. Annesine kayınvalideni... Şimdi aslında hiç yalan söylenmemeli ama mesela böyle bir yalan söylenmemeli. Yani bu dünyanın en tehlikeli yalanlarından birisi ama... Yani şimdi mesela sen bu yalanı söyledikten sonra ben koca olsam derim ki... Kardeşim bilsem de DNA testi istiyorum. Hakkın var mı? Çünkü var. Benim kafamı kurcalayan... Yani sen kendi kocanın kafasını kurcalayan, ben bu adama bu koltuğa oturduğunda sordum ki kaç çocuğun var? 1-3 dedi bana. 1-3 ne demek biliyor musun? Ya aslında 3 ama 1 gibi dedi. Yani o iki çocuğun babası ben olmayabilirim. Bak kafamda soru işareti var. Tekrar soruyorum sana. Bu yalanı sen mi uydurdun? Esra Hanım, ben her şeyi, her imkanı sundum bak.
Dedim ki gel, mahkememiz var. Gel burada DNA testimizi yapalım. Senin işinde de bir şey kalmasın. Ben her şeyi dedim, gitti yayına çıktı orada. Burada ben da burayı, hallediyorduk biz bu çıktım. İşi. Sen oraya çıkmasına hiç gerek yoktu. DNA testini yapacağız beraber. Ya konuşma. Bana gitmeden önce. Sen teyze sen Esra Hanım. Karı koca konuşsunlar. Evet. Sana ben burayı seslenmedim mi? Esra Hanım bak. Esra Hanım lütfen beni dinleyecek misiniz? Hep dinliyorum zaten, benim işim bu. Bana pazar günü yola çıkacağı gün dedi ki akşama kadar benim 75 milyarımı getir. Ben Esra Erol'a çıkmaktan vazgeçeceğim. Gideceğim paşalar gibi imzamı atacağım dedi sana bana. Sana bu konuyu böyle bir şekilde demedim. Şunu iyi... Kendin uyduruyor orada, ettim. Ben bir şey demiyorum da şimdi o kadar istemiyorum oldu. Dedim. Yeter artık dedim. Sen diyorsun ki bunu nafaka etsin diyorsun. Ne masraf ettin? Etme, ben sana masraf mı ettim? Yazıklar olsun. Sana dinler kadar çocuğun nasıl yüzüne bakacağım? Size yazıklar olsun. 9 sene mahvettiniz beni be. Canım çocuk, sen de hayatımı bıraktınız be. Sen de soyadından çıkacaksınız ikiniz. Soyadından çıkın. Benim aileme zarar veriyorsunuz ikiniz. Gel. Haziran'da geliyorsunuz. Geldikten sonra sormak istiyorum. Eşinizin iddiası buydu. Aziz benim karşıma dikildi, eve kadar geldi ve sizin hakkınızda eşi sıfatıyla konuştu. Bu doğru mu? Bunu dün eşiniz canlı yayında söyledi. Siz de bugün çocukların soy bağıyla ilgili biz böyle bir yalana başvurduk dediğiniz için size soruyorum. Soruyu pek... Özkan, o gece evden onu kaçıran, kaçmasına yardım eden Aziz mi? Bunları sorsun. O gece senin evden çıkmanı ve sana yardım eden Aziz mi? Hayır, Aziz değil. Ben kendim çıktım. Çocuğumun eşyaları vardı. Kendim indirdim aşağı ve... El saatlerini bağlayabiliyor. Sağdan soldan gelen yardımların vardı. Ben hiç kim... Onun da ne parasına dokundum, ne altını vardı. Hiçbir şeyine dokunmadım. Peki, o eve de kimse girmedi. Anahtarı dış kapıya koydum. Ben oradan taksi çağırdım, kendim çıktım. Peki, Hülya Hanım'ın sorusu da şu. Diyor ki, Aziz... Ömer'in karşısına geçip ben Şahduman'ı seviyorum. Benim eşimdir dedi mi? Hayır Esra Hanım, öyle bir şey yok. Benim 3 tane çocuğum var. Allah beni şuradan kaldırmasın. Öyle bir şey hayatta olmadı. Hiç öyle bir şey denmedi. Bir tane çocuğum var. Bir tane. 3 tane çocuğum var. Şimdi o çocuğum benim çocuğum bak. O Aziz'le benim canım, Ömer. Bağırım. Ben onun yanındayım. Ben söyleyeyim bakayım. Ömer, bu kadar Aziz, çocuk sana ne yaptın söyle ya. Seninle bu dönemde Aziz, yüz yüze geldim. Taliye teyze. Ya. Yazıklar olsun sağa. Tam yüz yani. Tamam Taliye teyzeciğim. Size yazıklar olsun. Ben evden çıkıyorum. Ben sen evden çıktıktan sonra kadın getiriyorsunuz. Kadının ondan sonra dayı başına yukarı çıkartıyorsunuz. Yazıklar olsun sağa. Sen utan sen. Ama bak Şahin'in kadının kim olduğunu söylediğin kadın. Yayına çıkarken bile kadını saklamışlar, kaya başına çıkartmışlar. Kaya başı başında. Şahduman. Kumlunun başında. O eve çıkartmışlar. Şu an evde saklıyorlar kadını. Peki. Şahduman nerede olduğu belli değil. Anneciğim Allah rızası için ya. Ömer Bey'in... Ömer Bey'in babası da şeker hastası, sinirli bir adam. Az bir benim oğlum çizgi filmi izlediği zaman da kumandayı alıp çocuğun kafasına vurdu. O insan sinirli bir insan çocuğa vuruyor. Kendileri söylemiyorlar bunları. Şimdi Şahduman bak. Kendileri değindin. Dedin ki. Utanın. Senin kocan kaç defa vurdu çocuğuma. Bağırıyordu. Bak Şahduman, benim söz konusu bu değil. Senin yalanların bıktı beni. Bak sen kimin yanındasın? Kimin elinde? Kimle geziyorsun? Bir seneden beri kimin yanındasın ya? Bunu hesabını ver bana. Ben kimseyle gezmiyorum. Ben oturup çocuklarıma bakıyorum. Ben kimseyle gezmiyorum. Ben kendi evime tekim. Özkan abi de geldi. Gezdi evime. Baktı kimse yok. Sana Özkan kimse bakamaz orada. Bir seneden beri kim bakıyor? Ben bir çocuğumla ben çalışıyorum vaziyette. Tek başıma zor geçiriyorum. Kim bakıyor sana? Ben şu an senin yanında değilim. Bana karışma hakkın yok senin. Peki çocuklar arasında niye ayrım yaptın? Büyük çocuğu, büyük oğlunu almadın. Ben hayır ayrım yapmadım. Ben 9 ay benim yanımda kaldı oğlum. Ben ayrım yapmadım. Ben nafaka gönderdim dedi. Yediniz dedi. Orada burada yediniz dedi. Yemedim. O çocuğumu ben gezdirdim. Her istediğini hayır, yaptım. Hayır şu anda ben Haziran ayından beri. Yapmam. Efendim? Niye dövdün o oğlumu sen? Niye sokaklara bıraktın? O adamı şahit yazacağım. Sizi çıkar diyeceğim. Sizi mahkemede sürdüreceğim. Ben sokağa bırakmadım. Ben o çocuğu sokağa bırakmadım. Hazirandan beri büyük oğlun yanında mı?
Şu an yanımda yok Esra Hanım. Yani giderken sadece ikizleri aldın. Ama o çocuğumu alacağım, o çocuğumu bıraktım. Alacağım, o çocuğumu alacağım. Orada ziyan ettirmeyeceğim. Ben annesiyim. Dünyayı ben annesisin. Sen eğitimini görürsün. Sana sallayamam bunu. Sana dünyayı versen, benim soyadımı taşıyam. Benim torunumla bilim olan adama ben soyadımı taşıyamam. Ben çocuk veremem. Taşıyamaz bundan ne ilgisi. Benim onu biri Ömer diye. Benim senin oğlunun kızı yok. Senin oğlunun kızımdan ettin. Torunlarımdan ettin. Esra Hanım. Ettin. Taliye teyzeciğim. Esra Hanım bunu kanaldan çıkarın bu kadını ya. Çıkarırım beni. Valla hayatınız boyunca yani buradan çıksa da hayatınızdan çıkmayacak. Nihayetinde ya bunun çenesi çocuklarınızı, yüzünden oldu. Ya bunun çocuklarınızı, benim yuvam babaannesi. Ya. Bu kadının çenesinin yüzünden. Şimdi ne yaptıysam yaranamadım ben bu kadına. Yuvanızın yıkılma sebebi kayınvalideniz mi? He, kayınvalidesi. Çenesini görmüyor musunuz Esra Hanım? Bir dakika susmuyor kadın. Yani siz eşinizle mutlu... Ben kaç defa dayağını yedim onun yüzünden. Hele kimin dayağını yedim? Özkan şeyi sorsana. Komşularıma. Ömer'le mutlu olur muydu? Sen kaldırmıyordun oğlunu. Oğlunu kışkırtmıyor muydu? Ne kışkırtacağım ben oğlumu? Bak sen bunu kaybettin. Esra'nın soruyor. Sen bir eğer kayınvaliden olmasaydı Ömer'le mutlu olur muydun? Senden ne kadar yuvaydı değil miydi? Özkan abi. Bu kimin oğlu? O kadının oğlu değil mi? Kadının oğlu aynı şeyi bak biz mesela o kadın olmasın tamam bu yuvayı sürdürdük ama ben ne iş yapsam benim işlerimi beğenmedi. Gitti elin gelinleri şöyleymiş böyleymiş ben ne yapsam beğendiremedim hanımefendiye. Peki başka bir şey yerde. Bir de Esra Hanım'ın eski eşi bağlansın Ömer Bey'in eski eşi bağlansın o kızı telefoncu deyin gidiyorlar kapıya. Telefoncuyuz biz diye. Şimdi eski eşleri karıştırırsanız hepinizin eski eşi yayına bağlanır Şaduma. Hayır onun da bağlanmasını istiyorum. Şimdi senin de eski eşi yayına bağlanır. Ama ben... Bağlanacak. Şimdi bak bütün olay bitti. Bütün olay bitti. Biz aslında... Zulüm ediyorlar. Sana burada lezil ederim lezil. Benim bir dükkanım çok şeyler var burada. Seni lezil etmek istemiyorum. Özkan beni duyuyor musun bilmiyorum ama... Et. Neler biliyorum ben neler. Et. Sana böyle kızım gerçekleri konuş Şaduma. Bak gerçekleri ne sen konuş. Sen teyzeciğim. Sen, evet. sen öbür oğlun şeylerini kapat. Öbür bırakın, oğlun suçlarını öbür çocuklar, kapat. Bu oğlun başına düşmüş. Öbür çocuklar girin değil. Biz şimdi çıkmadın televizyona. Gerçekte sizin çocuklarınıza dönelim. Üç tane çocuğunuz var. Bu üç çocuğun da biyolojik babası senin resmi nikahlı eşin Ömer. Değil mi? Evet. İki çocukla ikizlerle ile alakalı dedikoduyu sen çıkarttın. Aziz sana evden ayrıldığında, kocandan ayrıldığın bir yıl boyunca sana sahip çıkan kişi. Evet. Aziz senin Ömer'in karşısına geçip ben Şaduman'ı seviyorum dedi mi? Ya yok öyle bir şey Esra Hanım. Gerçekten Allah beni şuradan kaldırmasın. Şaduman'ın öyle bir şey bir yok. Kadına bir aksine sormak için. Sen kurtuluşa geldiği zaman adam kapıya vuruyor. Sırf para çıkmasın diye paracı bu insan. Şaduman'ın boşanma davanız devam yalan ederken. Yalan konuşma. Yalan konuşma be. Al. Bir kadın olarak kendinizi... Allah rızası için bakın, o kurtuluştaki dairede bağlanın ne olursun sesini duymuşuzdur. O kurtuluştaki kişiler bağlansın söylesin Allah rızası için ya. Eşinizin akrabasını ortaya koymak, böyle bir dedikoduyu çıkartmak bir de bu akıl kârı bir şey midir? Kendinizi bu konuda niye tehlikeye atıyorsunuz? Bu kişi alelade bir kişi değil. Eşinizin çok yakın akrabası böyle bir durum böyle bir dedikodu çıkartılabilir mi? Hem siz... Bu eşinizle olan evliliğinizde sorun çıkartıyorsunuz. Hem de ailenin içine bu durumu yıldırım gibi düşürüyorsunuz. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. Bakın evliliğinizde devam eden boşanma davanız var. Eşiniz zina ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıyla ilgili davayı açmış. Siz de gidip karşılıklı dava açmışsınız. Siz ondan sonra diyorsunuz ki vazgeçtik biz davalarımızdan. Sonra da diyorsunuz ki ben bu dedikoduyu çıkarttım. Dedikoduyu çıkarttığınız kişi bu kişinin ailesinin içerisinde. Peki şunu da... Yıktı bizi İstanbul'u ya abi. Hülya Hanım bizi yıktı. Bu, bir şey yapılabilir mi ya? Hülya Hanım ben televizyona çıkılacağını nereden bileyim? Niye bileyim? Biz televizyona çıkmadan önce de... Ya abim bir dakika televizyona çıkılsın, çıkılmasın. Şaduman ya bak. Ya şu kadın konuşmasın. Gözünüzü seveyim Esra Hanım lütfen. Bir dakika. Sana ben çok hoş şeyler konuşacağım burada. Gel uzun buraya. Allah rızası için bak Şaduman. Hey. Gerçekten bir akıl tutulması yaşıyorsunuz. Ya televizyona çıkılıp çıkılmaması dava değil kardeşim. Yaklaşık 4 aydır aile kaynıyor.
Ya bu çocuklarla ilgili sürekli kaynıyor. Bu cevap seni tatmin etti mi? Diyor ki ben bu dedikoduyu ben çıkardım diyor. Çünkü yalancı diyorum ya. Dümdüz yalancı. Siz sorar mısınız Tahliye teyze? Anlayamıyorum Ömer'i. Hayaller mi yürü? Yalan söylüyor bu kadın Esra ya. Esra Hanım isteyen ne yalan. Isteyen ne yalan? Ya görmüyor musun? Benim özelliğe Esra Sen Hanım. Sen çok mu doğrusun? Sen çok mu doğrusun? Sana ben bir defa yalan söylemedim. Bir defa. Hep arkanda durdum. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Sen bak burada bir şey daha söyleyeceğim ama bak. Ben bak, gerçekten bir şey daha söyleyeceğim. Söylemesin. Koca olarak. Söyleyeyim Özkan abi. Bir dakika bekle Şahduman. Esra Hanım. Şahduman çok önemli söyleyeceksin ama önce Ömer şunu cevaplasın. Diyor ki koca olarak sen yakamdan düş diye diyor. Bu kadar feci, faciaya sebep olabilecek bir yalan söyledim diyor. Tatmin oldun mu? Hayır olmadı Esra Hanım. Olamadım. Bütün beni kurtuk Esra'mla bütün bela bütün yalan söylemek ne demek ya? Bittik ya. Hep bütün ailemizi birbirimize düşürdü ya. Oğlumlar, ablalarımlar, eriştelerimden. Ailenle niye kötü oldun? Kim? Ablanlar falan ne diyorlar? Ya onları ben açıklama yapmadım şu anda. Yapsan her taraf karışacak. Anladım. Bak görüyor musun yani söylenen yalan... Hani beyaz denilen bir yalan, yalanın beyazı siyah olmaz da öyle de değil. Bir gerçekten sonucu herkes için çok zararlara sebep olabilecek bir yalan Şahduman. Ya sana bu aklı kim verdi? Ya. Buna yanındaki Aziz bunu Aziz de çocuklar Aziz'den de diye... Bana bu kimse aklı vermedi. Ben konuştum Aziz'le. Böyle bir şey yapalım mı? Belki Ömer soğur. Aziz kocan mıydı? Belki boşanır bırakır yakamı diye düşündüm. Eşini zaten boşanma davasında bunu iddia ediyor. Bu kişiyle eşimin ilişkisi var diyor. Siz de onu kabul ediyorsunuz. Böyle bir dedik. Bakın boşanma dilekçesinde yazan bu. Eşiniz sizin hakkınızda. Eşim zina yapıyor. İsmini de veriyor. Bu kişi diyor Aziz Bey'dir diyor. Siz de diyorsunuz ki ben de bu konuda dedikodu çıkarttım. Zaten beyefendinin iddiası o. Sen de bütün... İlk dava açtıklarında bir şekilde ifade vermiş eşin. Yani ilk dava açtığınızda senin evlilik birliğinde zina yaptığını söylemiş. Tamam o zaman öyleyse beni niye o zaman kabul etti? İşte sen de onu kabul ediyorsun. Niye kabul ettin beni o zaman? Niye çağırdın beni Fatsa'ya? Madem zina yapıyordun ben niye çağırdın beni sen barışmaya? Dur bir dakika. Burada benim çocuklarım benim olduğunu biliyordum. Neden barıştınız? Burada çocukların benim olduğumu bilmiyordum. O yüzden nereden çocukların sahip çıkmayı için seni kabul ettim eve. Şahduman bu dedikodu sen, ne zaman sen çıktı? Sen sütten çıkın arkadaşım mısın? Senin ettim. Hatan yok sen mu? Sen doğruları söyleyeceksin buraya. Doğruları söyle karşıma öyle çek gel buraya. Ben şu an doğruları söylüyorum. Sen babana söyle. Ben şu an doğruları söylüyorum. Bir saniye. Şahduman siz barışmadan önce bu... Senin babamla işin yok. Benim babamla da işim yok. Ben senin babam benim babamdır atamdır. Saygı duyarım. Bu dedikodunun çıkış tarihini yani bunu yayma tarihini canım, söylesin Şahduman. Evini yakacağım. Çocukların ailelerini yakacağım. Ben buradan ağladım babana bir cevap vermemişim diye durmuştu. Ara sor. Seni o hatipi de yakacağım. Yakacağım o köseli de. Ben mi dedim bunları? Ben mi tehdit ettim babamı? Babam tehdit etse bana bağlanmaz. Bir dakika. Şahduman. Bu sen bile sen var ya ikizler. Sen bile neler dedin? Seni orada mahvedeceğim dedin. Çocukların maaşını yıkacağım dedin. Neler söyledin sen babama? Ya yıkıldı mı çocukların maaşı senin? Bir kelime dedik mi baba? Niye yiyor bu baba parasını? Bu baba sana 1 milyon oraya getirmiş, para vermiş sana, ev tutmuş. Ben babamın parasını yemedim. Ben babamın parasını yemedim. Babam 1 lira göndermedi bana. 1 lira. Bir dakika. Bir dakika, siz şimdi aranızda bir dil var, onu konuşuyorsunuz bana da. Bana kimse babam, babama bana göndermedi. Benim takıldığım bir yer var. Sen dedin ki, niye benimle tekrar barıştın dedin. Siz karşılıklı neredeyse el ele gidip diyorsunuz ki biz boşanma davası açmıştık, hepsinden vazgeçiyoruz. Yuvamızı kurtaracağız diyorsunuz. Bu sizin karşılıklı kararınız. Ama barıştıktan sonra bu dedikoduyu çıkartıyorsun sen. Yani o boşanma davasından vazgeçiyorsun. Eve dönüyorsun, 5 gün kalıyorsun, 5 gün sonra kaçıyorsun ve bu dedikoduyu çıkartıyorsun. Neden? Esra Hanım, ben bundan önce farklı bir yalan daha konuştum. Nedir o? Hatta normal mesajlarımda var bu. Bu dedim ki, İstanbul'da biriyle görüşüyorum, ben onun yanındayım şu an. Boşanalım daha benim peşimi bırak. Baktım gene bırakmıyor. Sonra dedim ki ben... Benden kurtulman için ben bu yalanı söyledim. Yine bunun ispatı hayatına çıktın karşıma. Sen yine olmadı. Şahduman'cığım bunu yapmana gerek yok. Sizin zaten boşanma davanız var ya o davayı açan kim?
Benim davam. Sensin. Esra Hanım sen gelmiyor, boşanma... mahkemeye yanaşmıyor. Ben her şeyi sunuyorum, gelmiyor. Hanımefendi. Avukatım orada. Mahkemeye yanaşmıyor bir bu dakika. Adam. Bir dakika Şadımancığım, boşanma davasını açan Ömer'in kendisi, boşanmak için can atan Ömer'in kendisi zaten. Ben. Senin için altın fırsat bu boşanma İstemiyorum. Davası. İki Esra yıl sürer, beş yıl sürer. İşte, gelmedi, boşanmaya yanaşmadı. Daha başarılma günümüz gelmedi daha. Benden 75 Peki, bir milyon şey soracağım. Istiyor. İkinize de soruyorum. Bunlara yanaşmayan, barışmaya, bu feragata nasıl yanaşıyor? İkiniz nasıl gittiniz buna? Esra Hanım bakın resmi dökümanlar ben elinde. Ben istemeyerek gittim diyorum Esra Hanım. Ben ne ikiniz diyorlar? Değildiniz size aralık. Bekitle beni çağırdı. Hayır Bekitle, bakın aralık yapmayın. 31 Aralık 2020'de eşiniz hem genel sebebe hem de özel sebebe dayanarak dava açıyor. Siz 3 Şubat 2021'de yaklaşık 2 ay sonra siz de eşinize karşı dava açıyorsunuz. 24 Mayıs 2021'de karşılıklı olarak açılmış davalardan bir dilekçe sunmuş beyefendi, feragat beyanı var elimde. Çocuklar da zaten 3 Mayıs'ta dünyaya gelmişler. Yani siz çocukların, ikizlerin dünyaya gelmesinden 15 gün sonra mahkeme huzuruna sunulan açık imzanız var, feragat etmişsiniz. Esra Hanım da şunu soruyor. Ortalık kapanmış. Siz sular durulmuş. Soy bağıyla ilgili bu dedikoduyu niye çıkartıyorsunuz? İşte bu konuş. Dur, cevaplasın bunu Şaduman. Gerekçe ne yani? Hani kendini niye ateşe atıyorsun? Ya Esra Hanım. Tamam. Ateşe atıyorum. Ben canlı yayına çıkacağını nereden bileyim? Ben bu kadar... Ya canını yayına çıkmasın da atmayacaksın yalanı ya. Ya yaptık düşünmeyerek Özkan abi, düşünmeyerek bir hata yaptık. Evet, peki bu bende pişman yedi Özkan. Düşünmeyerek Özkan, bir hata yaptık. Özkan bu aklı kim vermiş ona? Bu hayattaki en büyük düşmanı o çünkü. Esra Hanım, Hülya Hanım'a bir şey sorabilir miyim? Tamam ama Esra Hanım şunu soruyor öncelikle. Sana bu aklı kim verdi? Böyle bir şey yapalım ben diye. Ben kendim Esra Hanım, kendim düşündüm. Belki bu şekilde yaparım diye. Belki yakamı alırım diye düşündüm ama olmadı. Şadıman Hanım dün Aziz Bey'in babası bağlandı. Hülya Hanım'la görüşebilir miyim? Tabii size bir sorusu Hanım, var. Bakın şu soruyu soruyorum. Dün gerçekten yayına çıkmasanız da bu kişinin babası Şenel Bey bağlandı. Ben ailemin yüzüne bakamıyorum dedi. Bunun yayınla alakası yok. Yani sizin çevrenizde bu durum çok faciaya neden olmuş. Oğlumla ben konuşmuyorum aslında. Ya Hülya Hanım. Oğlumla dövüşerek yaptık bunun yüzünden. Millet zaten ağzı torba değil büzesin. Hayatım o torbayı da sen açtın ama konuşturma beni şimdi Şadım. Ayaklı gazete. Hayatım bu dedikoduyu yayan sensin ya. Sen aklın alıyor mu yaydığın dedikoduyu? Yaptım. Ben bunu zaten yeni yaydım. Bu yeni çıktı bu. Hayatım söylediğin sözü ağzından çıkanı senin kulağın duyuyor mu? Ne yaptın? Bak şimdi böyle bir şeyi kendi kendine söylersin. Dersin ki ben de diyorum. Bak söylerken kulağın duyar, saçmalama dersin. Ama bunu bile isteye söylemek bilmiyorum, bana çok garip geldi. Çok... Esra Hanım ben tamam düşünmeden söyledim. Ben bunu burada suçum var. Düşünmeden bunu attım ben meydana. Bunda bir hatam var. Peki bu adam senden dese ki ben DNA testi istiyorum ki bunu buraya gelmeden önce istemiş. Haklı mı değil mi? Tamam ben zaten burada dedim. Mahkememiz var. Hayır, gel burada. Bu diyor ki bunu sen istiyorsun sunalım. Niye beni istemiyorsun diye. Git çıkar diyor bana. Ne diyor? Bu DNA testini sen istemiyorsun beni sen istiyorsun diye. Ben de diyorum ki gel çıkar hayır, bakalım Esra Hanım, ben söyledim bunu. Hatta gel avukat dedim, attım mahkemeye, babasının. Dedim ki devletin avukat attım. Durumumuz yok yine. İstedim bozum kağıtları kurdu. Da çıkarttım. Bunlara seslendim. Gelin dedim. Böyle böyle dedim. 3 milyar para var. Mahkeme masrafı var dedim. Esra bunlara da seslendim. Bunlar gelmedi. Saklandılar. Yine saklandılar. Ben en son çağrı buraya geldim. Esra Hanım anladım. Sen aslında yanına. Bak. Şimdi... Esra Hanım lütfen az ben konuşabilir miyim? Tabii. Hülya Hanım'a da sorun vardı. Konuş. Hülya Hanım'a sorunu da sor lütfen. Evet. Hı. Esra Hanım, ben ne soracaktım? Hep kafamı karıştırdım. Kafan çok karışmış. Sen... Tabii sen geldin. Ben seni yücelttim. Sen neredesin? Kimin yanındasın? Hülya kimin Hanım, yanında şey... geçiyorsun? Hülya Hanım, benim sizinle konuşabilir miyim? Benim bir olmaz. Kimin yanında konuşayım? Benim eşim hayvan yanında. Bırak, setme. Yaşasın seni. Konuşma. Sor sorunu. Hülya Hanım. Duyuyorum. Duyuyorum sizi. Ben 2 senelik gelinim Hülya Hanım. Madem dişe diş istiyor.
Dişe bilgisayarı var bunun. Bilgisayarı gece 3'lere kadar, 4'lere kadar bilgisayarın başında bu. Bir site açıyor sitede. Bir daha önce soralım Ömer Bey, kızını, karınızı Şeker Kız Niki ile sosyal medyaya abla, koydunuz mu? Ablam böyle bir şey varsa niye gitmiş sikat ettim ben gidip de internete gidip de ben bana zorla internet Şeker Kız. Tabii bu iddia ettiğiniz şey asla doğru değil. Sizin onayınız olmadan bunu yapamazdı. Benim merak ettiğim konu bu Şeker Kız mevzu. Sizin boşanma dilekçenizi boşanma sebebi olarak yazdınız mı bunu? Yeni evlendiğim sıralarda bir kadınla da konuşuyordu. Yazdınız mı bunu Şahin Hanım? Konuşuyordu. Ben sürekli yazdınız mı? Elime vermiyordu. Allah Allah. Hayatım bunları dilekçene yazdın mı diye soruyor. Beni sosyal medyada Şeker Kız olarak insanlara gösteriyordu. Ben bu kadar uğraşmak istemedim Esra Hanım. Bu kadar uğraşmak istemedim. Bunlarla uğraşın. Bakın siz olmayan, var olan şeylerden vazgeçiyorsunuz. Hakkınızı koruyamıyorsunuz. Olmayan şey hakkında dedikodu çıkarıyorsunuz. Yapmayın Şaduman Hanım. Şaduman. Bu bak gerçek diyorsunuz. Bu konuda. Ben olmayan şey değil. Hülya Hanım ben... Keşke bunları... Yalan değil. Ben buradan bak Allah beni eve götürmesin. Ben yalan demiyorum Şaduman Hanımcığım. Bak bunları, ayrılmıyordu. Bunlar doğru diyorsanız bunları boşanma dilekçesinde keşke eşim beni mağdur ediyor diye dile getirseydiniz de diyorum. Şu gerçek olmayan... Ben bu kadar işlerin kötüye gideceğini bilmiyordum. Ya ben bu, dedim ki kötülük olmadan ayrılmak istedim. Ya bu kötülük kadar kötü olmasın diye söylemedim. Şaduman'a kendi hani dilinde sorayım. Şaduman'ın bir rahatsızlığı var. İşte dedi ya biraz önce laf arasında dedin ki kocam internette biriyle konuştum. Bu seni rahatsız etti kadın olarak değil mi? Nasıl Esra Hanım anlamadım. Kocam internette biriyle konuştu dedin. Sonra ben gittim eve birini getirdiler dedim. Bu seni çok rahatsız ediyor değil mi? Böyle çok iğrete ediyor. Yani kendini hakarete uğramış, ihanete uğramış beni gibi hissediyor musun? Sadece benim, hayır rahatsız etmiyor. Yapsın. Rahatsız etmiyor. Sadece o kadını getirdiyse hala benden ne istiyor ben bunu merak ediyorum. Getirdiyse getirdi. Saklamasına gerek yok. Meydana çıkarsın. Ben niye saklıyor? Yani benim ayıbım var. Sen de kendi ayıbını ortaya koy. Ayıplarımız çarpışsın mı diyor. Daha 2-3 günlük kadına çocuğuma anne şey, dedik. Ya sana ne benimle ya. Ne sen benden oluyor? Çıkmışsın. Bir senedir yoksun ortada ya. Benim arkadaşım olamaz mı ya? Tamam ben de senin çıkıp da sana ne benden? O zaman ondan sen, bir farkın sen, olmuyor. Yok ya. Yok ya. Yok ya. Yok ya. Aziz Bey ailesinde niye görüşmüyor Şaduman Hanım? Esra Hanım Allah beni şuradan kaldırmasın. İçimden çocukları görmek nasip olmasın ki bunlar doğru. Doğru da doğru. Doğrudur. Doğrudur. Bakın inanmıyor değiliz de ben niye bunları dile getirmediniz diye konuşuyorum. Aziz Bey'e şu konuda yardımcı oldunuz mu? Bak babası İşte Hülya Hanım dediğim gibi bu dedikoduları ben Hülya yaydım. Yalan bunlar dediniz diye. Güzel yine anlaşalım diye. İşlerimiz kötü gitmesin diye anlaşalım diye. Boşanalım diye bitsin diye. Ben bu kadar canlı yayına çıktıysa madem benim, her şey hep bir suçu benim. Bunun da suçu yok mu? Hiç mi suçu yok? Ya tabii ki bir şey söyleyeceğim. Bak ilişkiler karşılıklıdır. O ilişkide herkes birbirine karşılıklı yaparlar ama kime daha kusurlu davranır? Şimdi aslında Ömer'in seninle alakalı bir gelecek ve aile beklentisi var mı? Yok. Yok. Bak sen de bu şekilde yürüyemez ki. Onun tek derdi de ne biliyor musun? Ya 3 tane çocuğum var görünürde. Ya bu iş çocuktan ikisi benim çocuğum değilse ben boşuna nafaka ödemeyeyim diyor. Onun da tek derdi o. O da kendi geleceğini düşünüyor. Madem iş çocuk var. Ya zaten iki... para işte. Para için oraya Allah'ım çıkıyor. Ya. Esra Hanım param gitmesin. Ben onun parasını istemiyorum. Peki bir ya, şey söyleyeceğim Şaduman. Diyelim ki çocuklar. Hayır, ben hayal kuruyorum. Çocuklar diyelim ki ikizler Ömer'den değil. Ömer onlar için nafaka ödemek zorunda mı? Onların sorumluluğunu ya almak zorunda mı? Sesli düşün. Niye nafaka ödesin? Hayır, sesli düşün. Şimdi sen bu dedikoduyu çıkardın. O da bu dedikodunun gerçek olduğunu düşünüyor. Diyor ki kardeşim böyleyse benim bir tane çocuğum var. Başımın gözümün üstüne. Diğer çocuklarla ilgili bu sorumluluğu almak istemiyorum. O çocukların babası, biyolojik babası kimse bu sorumluluğu o alsın diyor. Haklı değil mi? Tamam, haklı da. Esra Hanım. Senin derdin bu değil mi? Evet, bunun derdim benim bu. Ben bundan fazla başka bir şey istemiyorum. Bir seneden beri yok. Bu karıyı ben taşıyamam. Gelsin buraya, anlaşmalı, boşanalım ve çocuklarımın DNA testini istiyorum.
Anlaşmalı burada da boşanırdın. Anlaşmalı burada boşanamıyor muydun? Burada, mahkememiz vardı. Niye burada boşanmadın? Kaç kere haber yolladım. Gelmedin, yanaşmadın. Babana da sor. Kaç kere uğraştın ben seninle. Yaptın, niye yanaşmadım ya? Sen yalan engelledin. Herkes sen haberi engelledin. Uzaklaştırma aldıdın. Hesabla buraya beni çıkartmadın. Bak sana da yalan bir kere yalan konuştum. Nerede engelledim? Engelleyen sensin. Benim WhatsApp'ım sürekli açıyor. Ben buraya başvurdum Esra Hanım. Kore hastanayım diyerekten ben buraya yalan konuştum. Konuşun bir yalanım var dur. Beni bundan çıkartmadım. Ben korona hastasıyım diye size buraya yalan konuştum. Bak bir yalanım var. Atıyorum başvurdunuz. Başvurdum. Gelecektiniz. Evet. Koronayım dedi. Bunların tarafı biz dedi lezzet olacak. Oraya çıkma. Yayıma çıkma. Biz onu bulacak. Sana teslim edecek. Çocuklara teslim edecek. Bizden olup olmadığını bizden olduğunu bilmiyor başkalarından. Bizi onlar çıkarmadı. Bana da iftira ettiler. Bana da ne iftira ettiler yine bak bunu da söyleyeceğim. Ben gelinimi telefondan Bazallı'ya da çıkarttılar onlardan tarafı. Benim bundan hep ağrıma gitti. Ben telefon açmasını bilmem. Bunu Bazallamasını bilmem. Bunlar tarafından bana iftiralar yapıldı. Biz insan yüzüne çıkamadık. Bu gittiği yerde kaynatasına iftira atmış. Vardı ilk yerinde. Esra Hanım. Şaduman, Tahliye teyze diyor ki. Biz bir dakika. Biz Haziran'dan beri Şaduman'a ulaşmaya çalışıyoruz. Bu boşanma gerçekleşsin. Gerçekler ortaya çıksın diye. Biz daha önce yayına çıkacaktık. Evet. Fakat sizin tarafınızdan haber gelince çıkmayın. Biz boşanma için sizi bir araya getireceğiz deyince teyze de ekibi arıyor. Diyor ki ben korona oldum diyor. Tabii korona olunca da buraya gelemeyeceği için bir şans vermişler ama sen yine saklanmaya, kaçmaya devam etmişsin. Çok şans. Çok dinliyorum seni. Bacağım tamam bak. Esra'da bir şey söyleyeceğim. Oraya gelelim. Kaynanası satmış falan demişler ya. Evet. Tahliye teyze seni başkalarına telefonla dönüştürüyormuş. Yukarıda Allah var öyle bir şey yok. Öyle dedi. Yani neredeyse Tahliye teyze. Evet yukarıda Allah var öyle bir şey yok. İyi kötü yine hakkı vardır benim üstümde. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bir kaynana gelini satamaz. O kadar da şey olamaz. O konuda haklı. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Öyle bir şey yok. Böyle olsan devam etsen. Anladım. Ben bu konuda dün gelen ihbarları da okuma fırsatına eriştim. Ya, o ihbarda bulunan bakın. Kişi burada böyle konularda yalandır aileyi. Nifak sokmak çok tehlikeli. O kişi anladı kim olduğunu canlı yayında. Aynen ekibe yani şöyle bir mesaj Tahliye Hanım orada konuşmasın. O gelini başka erkeklere pazarlıyor dedi. Evet. Şimdi hani tabii biz de artık yayıncılık tecrübesiyle böyle bir tane ihbar geldiğinde o ihbarın doğruluğunu değil benzer ihbarlar sık sık gelip yer, mekan, şehir ve aynı şeyler örtüşüyorsa o ihbarı dikkate alıyoruz. Ben ihbarı okudum hatta reklama çıktığımda şöyle dedim yok artık. Yani hani içerideki teyze ise tamam artık yani biz hiç kimseyi tanıyamıyoruz diyecektik ama senin bu açıklamayı yapman güzel oldu. Çok gerçekten çok Esra'da ağır bir iftira. Babasına, ben bu şu tabak şu bacağımla ameliyat bacağımla babasıyla bunu biz fasılarda az aramadık. Sor babasına. Babasına soracaksın topal bacağımla, bak. Topal. O bu kadın sığınmalara gitti. Peki bulma ama, bulmak için yani evet, bulma amacın ne? Boşanmak. Boşanmak için değil. Biz boşanmak için değil. Şey bizden onu istiyor. Bizden büyük çocuklar. Esra Hanım. Söyle Şaduman. Ha Şaduman. Bir gün Ömer birkaç tane çocuk toplamış yanına böyle delikanlı birilerini toplamış. Babamın yanına gitmiş. Hatsa'da. Babamı dövdürtecekmiş. Bak. Orada babamı dövdürtecekmiş. Orada sıkıştırmışlar babamı. Beni arıyorlar. Baban şöyle yapacak. Baban böyle yapacak. Gelmezsen şöyle yapacağız. Ne hakla ya? Ne hakla? Benim babamla niye şey yaptın? Polise şikayet etsin ya. Böyle bir şey var mı? Sen açık saçma saçma konuşun artık. Gittin mi? Yok ya biz gittik adamlara. Bunu aramak için az bir baskı yaptık sadece ya. Doğruya doğru konuşurum. Babası da söylemeyin yerine. Bunu biliyor. Bak anne bak. Peki Şaduman bak, annen, gelecek. Gelini satmış diye bak onu doğru konuştum. Bak ben doğruya doğru konuşurum. Yalan yalansa yalan derim. Doğruysa doğru derim. Yalan konuşmuyorum. Sen geldin gelesin telefon sabursun. Senin koynularında telefonları yakaladım. Karşıma seni ben affettim. Bu da mı yalan? Bu da mı yalan? Amcan geldi. Benim damatım geldi. Yalan değil. Ben ne bunu itiraf ediyorum. Bak sabırsın. Yeni evliydim. Karşıma affettim. Kıber sen. Esra Hanım. Efendim Şaduman son cümleni alacağım. Esra Hanım tamam o konuda haklı. Bak o konuda da haklı. İlk evlendiğim zamanda o hatayı yaptım. Şimdi evet yapmadım. Koynumda telefon vardı. Bunu inkar etmem. Sana bir şey söylüyorum. Şadumancığım bak oraya gelene kadar bana göre en büyük hata yani bu söylediğin çocuklarla ilgili ortaya attığın o cümle
Bana ha, göre en büyük var Esra abi. Hata bu. Peki gelmek istersen Ömer burada anlaşmalı boşanmak istiyor. Karar senindir. Özkan da yanında. Yayına katıldığın için de teşekkür ediyorum. Gelirsen yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Özkan'a da sizi uğurluyorum. Teşekkür çok teşekkür çok ederim. Buyurun. Tabii böyle buyurun. Bak bazen böyle bir derin nefes alasım geliyor ama o derin nefesi tekrar almam lazım çünkü bu nefese ihtiyacım var. Kübra geliyor. Çocuğumun babası 4 Ekim pazartesi günü 7 aylık bebeğimi kaçırdı, Mir Hanım'ı kaçırdı dedi. Barış Demir sürütüyor da bakalım bebeği getirecek mi? Buyursunlar. Miran Baran dönmez. Annenin nüfusuna kayıtlı. Barış Demir benim çocuğumu 4 Ekim sabahı 7 aylık bebeğimi kaçırdı. Bebeğimi istiyorum diyen bir anne var karşımızda. Abla ne olursun çocuğumu bulma. Bensiz yapamaz. Annemsiz uyuyamaz o çocuk ne olursun. 7 aylık bir bebek var ortada. Ailenin yanında bu çocuğa bakıyorsun Miran'a. Niçin evlenmediniz? Ne nikah kıydılar, ne düğün yaptılar, ne doğuma geldiler. Doğum yaptım ilk gün ben o evden kovuldum. Barış arada çocuğu görmek adına senin yaşadığın eve, annenle yaşadığın eve geliyor. Ama çocuğu sözde benim için kaçırmış, ben ona geri gideysiymişim. Barış'ın annesi Songül Hanım telefon attığında. Şimdi bebek nerede? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yalan. Çocuğu 3 gün boyunca bırakmış gitmiş. O çocuk yurda gidecek, ne sana ne bana. Gel sen benim çocuğumu yurda veremezsin. Barış. Bu çocuğu nerede saklıyor? Ben nerede olduğunu fotoğraf bilmiyorum. Fotoğraf atmış abla. Kesinlikle hiçbir şeyi. Barış telefon hattındaymış şu anda. Barış çocukla beraber neredesin? Ya abla ben de civarındayım. Aslında ben çocuğumu alıp kaçırmadım ablacığım. Ben de kaçırdın. Benim niye haberim yok? Peki şu an çocuk yanında mı? Çocuk yanında abla. Çok şükür yanımda. Sağ nerede abi, bakıyorsun çocuğa? Bir arkadaşım evinde bakıyorum abla. Peki senden ricam o zaman telefonu kapattıktan sonra Pendik İlçe Emniyetine gider misin hemen? Aramam var. Tamam mı? Ben annem anneye teslim etmem. Çocuğun bak. Zaten bak. 7 aylık çocuğu sen mi büyüttün? Yüzünü açın hep yara izleri var. Lan çocuğum ya canım yok canım. Sen kalsaydın. Benim canım yok yanımda. Benim çocuğumu getirecek. Barış. Öksürüğümüz oluyordu, ateşimiz çıkıyordu. Annemiz doğumuz sabaha kadar başımızda bekliyordu. Ama Kübra bunu yapmıyordu. Kübra çıkıyordu, sokaklarda geziyordu. Geceleri gelmiyordu. Niye? Birincil önceliğim. Bu küçücük gülen suratlı Miran Baran'la alakalı doğrunun yapılması, çocuğun anneye teslim edilmesiyle alakalı. Seni de bebeği de bekliyorum, tamam mı? Peki, Barış Demir geliyor. Buyursunlar. Çocuk nerede? Nasıl bilmem? Merhaba abla. Bilmem de bir şey mi var ya? Çocuk nerede? Hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Esas soru bu. Çocuk nerede? Çocuk annem de evde. Nasıl annem de evde ya? O çocuğun annesi benim. Annesi olsaydın yanında dursaydın. Annesi olsaydın yanında dursaydın sen adam olsaydın bizim başımızda dursaydın adam ben bu hale gelmezdim. Anladın mı? O çocuk getireceksin. İçine. O çocuğu söke söke de senden alacağım anladın mı? Alırsın. Sen göreceğim ben seni sen buradan alınacaksın zaten. Tamam. Tamam. Esaba ne demek ya annem de? O çocuğun annesi benim. Annesi olsaydın yanında dururdun kızım ne bak. Ne annesi olsaydın yanında dururdun? Ondan sokağa salmasaydı para bul diye. Kim seni sokağa salmış? Annen salmış. Çıkıyordun sokaklarda geziyordun. Esra İnsan abla. Bir saat gezer, iki saat gezer. Bu akşamı Esra gecelere abla. Kadar gelmiyordu. Hani ben üç gündür evde değilmişim ya. Anneannem dedi ki ben de cumartesi günü oradaydım dedi. Sen evdeydin dedi. Beni lütfen bağlasınlar dedi. Peki anneannem evdeydi. Sen dedi. O gün neredeydin? O gün neredeydin? O gün annenin gelmediği gün neredeydin? Dışarı. Ben o gün sabahsız çıktım. Neredeydin? O üç evdeydim gün abla Barış senin annenle, senin ailenle evet, yaşadığın evde Barış sizinle kaldı. Evet. Barış ben o üç gün evde olduğu süre içerisinde sen neredeydin? Evdeydim. Evdeydim. Hep beraber evdeydiniz. Anneannem vardı, evet. Hı, tamam. Evet. Ya hatta Esra abla anneannesi geldi benim, dedi ki... Ya ben çocuğumu getir bana. Nerede? Bak ben seni istemiyorum. Çocuğu neden getirmedin? Önce geldiğin için abla, teşekkür ederim. Abla neden çocuğu getirmedim? Yani bak, buna layık değil ya, o çocuk. Bak yemin ediyorum yani parçaları. Yani bu annelik yapacak bir kız değil, kadın değil anladın mı? Yani ben ne bileyim. Çocuğu yapmadan önce düşünecektiniz. Sen benim kadını sorgulayamazsın diyorum. Bak benim çocuğuma bana git. Allah kim? Abla ne olursun benim ya. Yani...
İyiyim, iyiyim. Hayır, tutmak istedim. Hayır, benim de böyle bir şeyim var yani, değil mi? Elser abla. Şimdi bu çocuğun annesi Kübra, tamam evet. mı? Bu gerçeği tamam. değiştiremezsin. O çocuk annesinin soyadını taşıyor. Sen zamanında, yani siz bu ilişkiyi yaşarken lütfedip nikah kıymadığınız için, evlilik birliği içerisinde bu çocuk dünyaya gelmediği için yasal temsilcisi ve tüm haklarıyla bu çocuk annenin. Barış, bu konuda seninle bir anlaşalım. Tamam. Yok, bu konuda bir anlaşalım. Annelik yapar, yapmaz, sorumludur tartışmasının çok dışında. Gerçek olan budur. Tamam mı? Yok abla, ben bunu çok gördüm. Şimdi, bak abla, ben buraya sizin lafınızla geldim. Siz benimle güzel güzel şey konuştunuz. Ben buraya sizin için geldim. Kübra, normalde ben hayatta buraya gelip bununla burada yüzleşmek istemezdim. Teşekkür ediyorum. Bak, ben önce şunu da merak ediyorum. Keşke gelirken hani ablacığım ben çocuğu da verdim. Ben getirmek istedim. Getirmek attım. İstedim ama sonradan vazgeçtim abla. Hayır, hani, niye şunu da yapsaydın. Vermedi. Ablacığım ben çocuğu da teslim ettim ama şunu bilin. Ben Kübra'nın çocuğa iyi bakamayacağını düşünüyorum. Bu evet. konuda baba olarak da, şimdi görünürde baba değilsin ya. Evet. Baba olarak da yani işte nüfusumu alma, sorumluluğunu alma gibi her türlü yasal hakkımı da kullanacağım deseydin gerçekten seni bak ayakta alkışlayacaktı. Bak Esra şimdi ablacığım. Önce bu çocuğu o gün 4 Ekim'de niye kaçırdın evden? Esra abla o gün niye kaçırdım? O günün sabahı Kübra eve geldi. Kübra kalktım baktım giyiniyor miyiniyor, üstünü başını değiştiriyor, makyaj yapıyor. Kübra hiçbir soru da sormadım. Kübra bir yere gidecek misin diye. Baktım Kübra kendi kafasına göre kalktı dışarıya çıkıyor. Çıkarım. Nereye gidiyorsun? Dedi ki arkadaşıma ya abla, gidiyorum. Ya abla ben senin için buyum, sen burada... benim için busun. Ben buna her şeyi söyleyeyim, ispatlayayım. Sen benim için nesin ki? Bir dakika, ben sana bir şeyler ispatlayayım, söyleyeyim. Ben nereye gidersem gideyim sen beni ilgilendirmez. Bak böyle sırıtır abla. Böyle bir insan bu. Bak benim çocuğum yok. Ne yapacağım sevgili oğlum? Sevgili Secra, ekranda iki tane çocuk görüyorsunuz. Yani bunlar hani 19-20 yaşlarında gençler, bir de dünyaya bir çocuk getirmişler. Yani o çocuğun hayatı, buradan Aile Bakanlığı da çağrıda bulunuyorum. Yani hani Miran şu anda Barış'ın annesinin evinde ama Kübra'nın evine geldikten sonra bu konuda inceleme de yapasın, bunu da söyleyeyim. İki çocuk, kendi sorumluluğunu alamayan iki çocuk, çocuk dünyaya getirince tartışma da bu oluyor. Evet. Abla ben zaten çocuğuma bakabilen bir insanım. Tamam. Ben değil, benim lan annem ne zaman baktı. Başına durdun kendisi, baktın ne zaman? Kendisi, sen başına durursan annelik yapsan ben kaçır nasıl gideyim, nasıl alabilirim sen ya? Sen 7 aydır çocuğunu bir kaç evde, kere bu gördün? Bu evinde olsaydı Esra abla kaç çocuğuna kere... baksaydı, tertemiz şeyleri ne bileyim. Banyosunu duşunu yaptırsaydı, elini ayağını temizleseydi. Ben zaten derdim hani Kübra'ya da acıyordum. Diyordum ki bir anneden bir çocuk ayrılmaz yani gidemez anladın mı? Bir çocuk annesi zaten büyüyemez. Senin hakları benim çocuğumu kaçırma. Kübra'ya ben bunu çok anlattım. Kübra yapma etme bak şu insanların yanına gitme. Dillere düşüyoruz. Destan oluyoruz ki? Gerek yok diyordum anladın mı? Hani tamam birbirimizi sen beni sevmeyebilirsin tamam eyvallah ama ben buraya geliyorum çocuğumu görmeye. Bir bak görün benim çocuğum yerlerde geziyor. Orada geziyor, burada geziyor. Gezerim ya, sana ya bir gün başına durdun mu? Benim abla, gezmem bir neden benim çocuğum, mi? Bak benim çocuğum güzeldi kaynanamla beraber ötüyordu bak. Biz bir Kübra'yla evet, beraber aynı odada oturuyorduk. Bak, ben diyorum getir çocuk bizim yanımızda kalsın bak. Çocuk orada korkuyor dedim. Hayır. Dedim ki bak dedim gel bizim yanımızda yatsın dedim. Ya bizle beraber olsun. Kübra yok dedi annemle yatacak. Annem evet, bakacak. Annem ben bakmam dedim. Barış. Abla Barış bu çocuğun sizi... senin çocuğun olduğunu ispatlasana bana. Hadi. Nasıl ne yapabiliriz? Hadi ne oldu? Ya ablacığım ya siz yanlış yapmışsınız bana şimdi bunu beni izmeye çıkar. Ben sana soruyorum karşınızdaki normalde kanun karşısındaki ya ablacığım ben zaten çocuğumu üzerime alamadım ki. Karşındaki kişinin de eşin olduğunu ispatla. Hadi ben sana ispatlayacağım her ya şey ondan sonra. Ya ben nikahlı eşim abla evimde yaşadı. Evimde bir sürü fotoğraflarım var. Aynı olabilir, evde kalmışız. Olabilir. Sevgili olabilirsiniz. Hani bir tane kadın gelip bak, benim evime giremez ki. Dün de sana anlatmaya çalıştım. Esra'nın tekrara düşmek istemiyorum. Ama ekran başındaki izleyiciler de şunu bilsinler. Gayri resmi ilişkiden dünyaya gelen çocuklar üzerinde bu ilişkinin diğer tarafı olan babaların hiçbir hakkı yok. Mahkeme kararı olmadığı müddetçe de velayet hakkı size verilmez. Bak abla ben burada size hak veriyorum. Senin şu anda işlemeye devam ettiğin suç da bu konuda da çok böyle mahkemelerde de tartışma yaşanır. Bu kişinin hürriyetinden yoksun kılınması ve çocuğa karşı işlendiği için de cezan bir kat arttırılır. Sana sormak istiyorum. Dün de bu çocuk annenin evinde miydi? Hayır. Dün neredeydi? Pendikliydim bir arkadaşımın evinde. Bir arkadaşımın evinde. Sen nasıl bırakabilirsin? Kimin bana evinde? Güvenmiyor ama arkadaşına güveniyor Esra Hanım. Görüyor musunuz? Arkadaşım ablacığım isim vermek olmasın bakın, ama. Bakın bu konuda 4 Ekim 2021 tarihinde yapılan müracaatta Cumhuriyet Savcısının bilgisi var. Aile Bakanlığının haberi var. Hakkınızda da uzaklaştırma kararı alınması doğrultusunda da talimat yazılmış. Doğrudur. Sizden dün Esra Hanım da ben de yalvardık. Bak sen daha fazla suç işleme diye.
suç işlemeye devam etme diye. Ya ablam diğer benim iddialarını da Barış bak, haklı olduğun noktalarda da haksız duruma düşüyorsun. Gideceksin devletin merciğine, diyeceksin ki bakın biyolojik anne burada. Bu sebeplerden ya dolayı... Ya annelik nikah yapmıyor ki annesi annelik. Ben ya, ama annelik yapsa ben neler başımdan ben bir kere bak. Sen benim yemin ederim beni şimdi doğduğu günden anne, beri annelik ben yapmıyor. Hayatta şimdi altını tezgit temizinmezdim. Babayı bilmezdim. Onu bilmezdim. Bunu bilmezdim. Bu çocuğu Barış'cığım şimdi güzel diyorsun. Ben bu çocuğun babasıyım diyorsun değil mi? O da bu çocuğun annesi. Evet annesi. Ama gerçekte yaşanana bakalım. Siz ikiniz gerçekten çocuk sorumluluğu alabilecek insanlar mısınız? Ben aldım zaten abla. Ben annemle büyüttüm o çocuğu. Ben sorumluluğu alacak bir insan olduğum için zaten alıp götürmüşüm abla. Ben paket mama almış insan değil. Benim ilk gün sütüm kesildi. Neden ilk gün geldim? Kendisi şahit. Bak hayır demesin. Annesi benim ayıptır söylemesi. Dikişlerim vardı. 9. kattan aşağı ben koşarak indim elimde bir günlük bebekle. Niye evden kovdular beni? Bir günde benim sütüm kesildi. Barış dedim. Evden kovmadı. Barış dedim. Bak ben dedim yürü çık gidelim dedim. Burada neden biliyor musun? Neden biliyor musun abla? Dedim, yürü çık gidelim dedim. Annenin evine gidelim dedim. Bak ben Kübra'yı hiçbir zaman aileme karşı ezdirmedim. Benim annem oradan çıkıyordu bir şey söylüyordu. Ben direkt Kübra'ya sırt çıkıyordum. Anneme sırt çıkmıyordum. Benim annem bana diyordu ki oğlum diyordu bak sen bugün Kübra'yı savunursan dedi bu evde. Kübra dedi sana dedi daha fazlasını yapar dedi. Anne dedim ben dedim bilmiyorum dedim. Ben dedim eşimi seviyorum dedim. Ben sakın dedim benim yanımda dedim bu kıza dedim kimse laf edemez dedim. Annesinin ailesinde çok daha uzun süredir yaşıyorsun. Evet. Yani onun ailesine kendini daha yakın hissediyorsun anladığım kadarıyla. Ya ailesiyle beraber yaşıyorduk. Yani bir kötülüklerini görmedim şu an zamana kadar. Anladın mı? Ben hep kızından gördüm yani. Annesinin bir kötülüğü vardı. Oturuyor. Yokşuyor. Damat olsaydı Kübra o zaman Hanım'da çalışıp baksaydı. Bak, gecelere kadar gelmedi. Damat olup o bunu zaman annesi baksaydı. De hiç sormuyor. Kızım bu parayı nereden getirdin? Sen kızım utanmadın sen kimde kaldın? Kimin nerede kaldın? Ben erkek olarak benim annem o kadar üzerine düşüyor. Sen hep evin içinde miydin peki? Evin içinde. Efendim? Sen hep evin içinde misin? Yani evin içinde ayrılamıyordum ki. Bu hanımefendiyle ayrılamıyordum ki. Niye ayrılamıyorsun? Ablacığım ben şimdi bakkala gidiyordum bir geliyordum. Kübra evden yok. Ben hani iş bulmak isterdim. Hani işe gidiyordum mesela. Çok bir abim geliyordu, beni aldı götürdüğü bir iş bulmak için. Çok mantıksız konuşuyor eve zaten. Eve geliyordum, Kübra yok. Ben her zaman ne zaman bir fırına gitsem gelsem Kübra yok. Ya sen evden bir dakika Kübra'nın yanından ayrılamıyordun ki Kübra kaçmasın diye. Evet. Evet. Ama sen bu bir o evde ki olsan da olmasan da Kübra evden dışarı çıkıyor mu? Çıkıyorum. Ya, buna engel olabiliyor musun? Hayır. Olamıyorsun. Benim yanımda bana yapma dedim bunları. Ben varken dedim bak Kübra dedim birbirimize bağlı olalım dedim. Hadi niye dedim, olalım birbirimize ki? Ama sen dedim çocuğuna aşık sen oldum, çocuğuna bağlı oldum. Sen insanlık yapma, ben olayım sana bağlı olsun. İnsanlık yaptın çocuğuna mı? Çocuğuna ve birbirinize mi bağlı olacaksın? Ya hadi işte, birbirimize bağlı işte olamıyoruz dedim. Kavga ediyoruz dedim sürekli dedim. Gerek mesela yok dedim. Hadi evinde oturup bir hanımefendiliği öğren mesela dedim. Mesela bu gibi ilişkilerde hemen böyle gözleri kör olurlar giderler nikah kıyarlar. Siz niye mesela nikahtan yapmadı kaçtınız? Ben bir ne bayanım. Yapmadı ya? Kendisi ben buna dedim ki dedim hani Pendik Yunus Emre'ye gidelim dedim. Niye yapmadın? Ben mi kalkmadım? Dedim nikah dedim muhabbetleri var dedim. Ben bilmiyorum dedim. Bir hanım olarak dedim sen bir öğren şunları dedim. İnternetten bir araştır dedim. Bak bakalım dedim. Bir nikahımızı kıyalım dedim artık dedim insanlar dedim sağda solda boş boş konuşuyor dedim Kübra dedim. Ne konuşuyorlar sağda solda boş yani, boş? Nikahsız abla hani bir zahmet konuşuyorlar. Yok erkek olup bana bir nikah kıyamadı. Yapmış, ben 7 aylık çocuğum var. Benim parmağımda bir tane yüzük yok. Benim hakkım değil mi? Ben yüzükle hak de değilim. Benim ki çocuğuma bir paket mama aldı. Nasıl hak edecek peki hak Barış? Hak etmedi. Evin yudurma yerinde. Ablacığım bak, yüzüğü nasıl bak benim çocuğum olduktan sonra Kübra kalktı evden çıktı gitti. Bir dünya bak. Hani ne bileyim kurfalda bir dünya insanların yanında kaldı, evlerinde kaldı. Benim niye çocuğumla kaldım, niye kucağında bağlamış. Niye kaldı? Abla, sen aslında onu hiçbir şeye layık görmedin değil mi? Bak, evet. Benim babam buna her şeyi alacaktı. Altından, annem alacaktı altından değil, da alacaktı. Bileziklerini alacaktı. Ben mi söyleyeyim? O zaman dursaydın niye hanımefendi gibi, ben insan sen gibi. Sen bak beni benim eliyordun sana belli. Dedi. Abla sana bir şey söyleyebilir Barış miyim? Barış Bey anneniz sizin hakkınızda da babalık yapamaz diyen de bir anneniz var. Benim oğlum sorumluluk alamaz. Kendi sorumluluğunu alamıyor. Bezal diyemiyordum. Ya ablacığım ben çocuk mocuk buna görüyordu vermem. Gerekirse gider cezamı da yatarım. Mezamı da yatarım ama ben bu kıza çocuk vermem. Alsın devlet götürsün yurda koysun. O devlet bana verecek yine. Orada daha güzel yapıp bakarlar. O devlet yine bana senden verecek. Senden daha güzel bakarlar oğlum. O devlet yine bana verecek. Ya sen gideceksin ya evinde oturacaksın. Bu buradan çıkacak çocuğunu alacak eyvallah mutlu. Sizinki ama Barış gidecek orada yine takılacak. Ben şuna inanıyorum. Siz kuduruyor. O bebeği bu kız size dönsün diye. Ya o kız bana niye dönsün abla? Bir sürü kız var, bir sürü şey var. Gözünüzü seveyim ben ona muhtacım ya. Barış var 1,5 yıldan beri. Barış. Ya. Hangi sıfat bu evde yaşıyorsunuz kontrol etmek amacıyla? Ya ben ona çok yalvardım. Kübra yalvarmadım oğlum. Gitme dedim. Bak gülüyor suratıma gülüyor ya. Siz bebeği tehdit amaçlı da kullanıyorsunuz. Ya ben bunu tehdit amaçlı kullanayım.
Ya hep bu ben, bak beni sinirlerimle, beni şantellerimle çok oynamış bir kız, anladın mı? Ben hep Allah elimi açtım, sabır istedim. Sen sabır istedin? Sabrın sonu da buraya kadar. Peki o gün çocuğu kaçırma sebebin neydi? Abla, o gün çocuğu kaçırma sebebim neydi? Hiçbir Kübra sebep dedim, olamaz. Bak, bir anne yarımadan. Kübra dedim, gitme bak dedim. Çocuk hasta dedim. Nefes alamıyor dedim. Yalan bak. Ateşi var dedim. Bak, dişlerini çıkartıyor dedim. Yalan. Hani çocuk hep ağlıyor biliyor musun? Hasta. Kübra hiç beni dinlemedi. Benim kaynanam kalkıyor bana 100 lira para veriyor oğlum diyor. Gitsin istemiyorum. Evet. Beni kaynanam hayatta bana para verip beni bir yere göndermez. Ben de kaynanamdan şüphelendim. Kalktım gittim oraya, arabanın arkasına saklandım. Arabanın arkasına Kübra Hanım'ı izliyorum. Kübra Hanım böyle gizli 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 kalkmış böyle yavaş yavaş sürtüne sürtüne duvarlardan kaçmış. Sürtüne mi? Kapının önünde duruyordum ben zaten. Tık ben kameralar var kızım orada. Aynen. Ben de kalkmışım ablacığım oradan. Koştum Kübra'nın peşine. Kübra dedim, nereye dedim. Kübra zaten şaşırdı arkasını biliyordu. Beni bir gördü şaşırdı, anladın mı? Ben seni gerçekten biliyordum zaten. Geç lan dedim evine dedim. Yazık değil mi lan dedim çocuk evde dedim. Ben şimdi ne yapacağım dedim hesabı. Annem var. Kübra beni dinlemedi abla. Evin içine girdik, dayısı aradı. Yok dedi falan filan, bir dünya bağırdı çağırdı. Yok asarım keserim mi falan filan. Evet, adam olsaydı kim demezlerdi. Ben dedim gelin dedim, ben buradayım dedim. Her neyse abla, ben kalktım öyle sinirden minirden koltuğa uzanmışım yatmışım. Uzanmışım dalmışım yani gitmişim. Kendi eviniz gibi. Saat 7, evet. Saat 7.30-8. Annesinin evinden daha çok kayınvalidesinde, yani kayınvalide ya statüsünde olunca onu seviyor. Saat 7-8, evet. Gözümü bir açtım, baktım Kübra yok. Dedim anne dedim, Kübra nerede? Arkadaşına gitti. Hangi arkadaşına gitti? O da bilmiyor hangi arkadaşına gittiğini. Kübra bana diyor ki... Söylemiyorum, geliyor abla, kızlara hakaret ediyorsunuz. Dedim ki anne dedim, anne dedim ne zaman gelecek? Bir bayana hakaret edilmeyecek şeyleri... Evet. Bir bayana söylemeyecek hakaretler söyle. Abla şimdi Allah için kapının önünde dikilmiş ben bir insanım. Sizde de var iki tane evlat. Bir kadına gezme oğlum, hakkı bak, değil midir? Oğlum bir insan bir saat gezer, iki saat gezer. Ama sen geceleri kadar sabahlara kadar evine ben, gelmeyen bir kız. Ben bu soruyu cevaplamayayım. O günde üzerinde... dosyalar çıkıyor evet, mu oğlum? Evet, stop şimdi. Karı koza değildi. Barış. Ablanın adını söyledi oğlum. Hadi karı koza değildim. Tamam baktın Kübra. Kübra da senin yanında istemiyormuş. Yanındaki arkadaşlarına böyle kötü sözcükler söylediğin için onların utandığı... Karar verdin. Nasıl bir karar verdim? Ablacığım moralim mi bozuldu? Ya neydi amacın onu, biz onu anlamaya çalışıyoruz. Ben o günü Kübra'nın o gün evden çıktığında ben sabaha kadar kapıda bekledim Kübra'yı, anladın mı? Ben eve de girmedim hani. Ben de sabaha kadar bekleyeceksin diye gitmedim zaten. Sabaha kadar kapıda bekledim öyle titriye titriye ya hesabı. Çünkü çok soğuk. Çünkü dövecek abla, biliyorum. Üstümde bir şey yoktu. Üstümde zaten bu niye kazak bekliyorsun? Vardı. Niye bekliyorsun? Bilmiyor mu evin yolunu? Evinin yolunu biliyor hani, gelsin de bir içeri girsin. Bakayım kimle geliyor, kimlerle geziyor, kimlerle ediyor. Baktım Kübra gelmeyince peki, baktım. Peki biriyle geldiğini gördün, ne yapacaksın? O zaman ben ne yapacağım? Allah bilirdi o zaman. Bak. Evet. Anladın mı? Ben kalktım, ben Kübra'yı gördüm. Kübra'yı görmedim, anladın mı? Ben orada o anda sinirlendim, moralim bozuldu. Kapıyı çaldım, üşüdüm biraz. Geçtim içeride uzandım. Saat 6 oldu. Kaynanam beni kaldırdı. Oğlum dedi, ben işe gidiyorum. Anne dedim, Kübra gelmedi mi? Vay... Sen de çocuğu alma sebebin, yani ben Kübra'yı... Aldı, baktım çocuk orada yatıyor, ağlıyor, baktım mama istiyor, şunu istiyor. Kalktım bir tane biberona mama yaptım, ağzına verdim, kanını doyurdum, uyuttum. Battaniyeye sardım, ben dedim gidiyorum dedim. Ha orada bakmışım dedim, ha dedim anamın evinde bakmışım dedim. Hiçbir şey fark etmiyor dedim. Hiçbir şey fark etmiyor. Çocuğunu da görmek istiyorsa benim dedim, peşim, gelir çocuk... dedim anasının evinde görür dedim. Hayır, çocuk Bey. Benim yanımda olursa Kübra benim peşimden koşar. Ya Kübra ablacığım, evet, Kübra çocuğa düşkündür, peşimden koşsun diye Barış böyle bir şey yaptı. Çocuğu kaçırmadan yaklaşık 45 gün önce Pendik aile içi birimine giderek eşinizin çantasında uyuşturucu bulunduğu noktasında ihbarda bulundunuz evet, mu? Evet, benim çantama uyuşturucu koydu. Benim o bulundunuz. Bakın emniyete, devletin gücüne gidiyorsunuz. Orada benim çocuğum annesi tarafından bakılmıyor, mağdur ediliyor diye niye ki cümle etmiyorsunuz bak, da? Ben sosyale çok gittim. Ben bakıyorum bak, ona, ben sosyale çok gittim. Ben sosyale yalvardım. Hayır bak, soru çok önemli bir soru. Diyor ki... Şimdi gelen ihbarların içerisinde var bu bilgi. Hani diyor ki Kübra'nın çantasında madde çıkıyor. Bak, evet. Bununla ilgili evet, hakkında hayır, işlem yapılıyor. O da diyor ki maddeyi diyor benim kocam. Esra ama kocam abla, diyorum. Barış da oydu diyor abla. O gün benim diyor. O gün, bak, benim o gün bir tane Samet diye bir tane arkadaşım vardı. Yeni evlenmiş. Yeni evet, bir tane çocuğu olmuş. Misafirliğe götürdü ben de dedim beni. Ki ben de Kübra'yı aradım. Yanında daire bir tane boşmuş. Hani hevesleniyordum, anladın mı? Arkadaşlarım böyle evlenmişler, ev kurmuşlar kendilerine. Yani dedim ben dedim Kübra'yı aradım. Kübra dedim burada yanında dedim bir tane boş bir ev var dedim. Gel dedim oraya bak dedim, eğer dedim beğenirsen dedim kendimize tutarız dedim. Birkaç tane eşya alırız kendimize otururuz dedim. Kübra baktım çıktı geldi Uğur Mumcu'dan ablasının evinden. Bir baktım geldi zaten bana çıkarttı.
var değil mi? Hayır, hayır benim haberim yok abla. Yoktu, hayır, senden haberim yok. Bak, kendisi koymuş. Bak, abla, bağımlılığınız var bak, mı? Ablacığım. Ne, hayır abla yok. Ben test edeyim. Bir anlatayım ya, bir anlatayım ya. Baktım Kübra o gün geldi eve. Aşkım dedi, benle dedi biraz eşya tamam, var dedi. Tamam söyleme, bipleniyor. He. Dedi bende şey var dedi. Tamam dedim aşkım dedim. Kalsın sen. Dedim. Ondan sonra bu burada kalktık, orada evde tartıştık martıştık derken. Abla çocuğu Kübra, öldürüyordu. Kübra baktım orada kendisini yırttı. Polislerin molisleri çocuğu... aradı. Baktım polisler beni... Dedim. İşte abla görüyor musun? Bak, bak abla, nereden abla, bulacağım dedim. Ondan sonra polis abi dedim ki abi dedim çantasında uyuşturucu var dedim. Onu da alıp onu da getirin yok dedim. Peki o gün diyor onu söyleyene kadar ya aslında bu Kübra biz bununla şu kadar yıldır beraberiz. Bizim bir çocuğumuz da var, çocuğumuza bakmıyor diye o polis abilere niye şikayet etmedin? Söyledim abla. Hayır, polis söylemedi. Abiler bana yardımcı olmuyor. Abla, diyor ki çocuk senin üzerine değil. Yani, Barış ya, yapma bak, Allah aşkına. Ki senin üzerine değil. Gelme buraya sen bak. Sen gideceksin. Seni cezaevine atarız dediler bana. Barış'cığım bırak onu. Sen bu çocuğun biyolojik babası değilsin. Sıradan bir vatandaşsın. Bir ben çocuğun sıradan bir vatandaş mağdur... değilim. Ben bak, çocuğumun babasıyım çocuğunu, abla. Bir çocuğun mağdur edildiğini gördün değil mi? Sokaktasın. Mağdur etmeyecekti tamam o zaman. Polis arayıp şikayet ettiğinde. Abla söylüyorum sen ama neden bilgiyi yardımcı verdiğinde olmuyorlar bana? Yardımcı bütün olmuyorlar. Emniyet birimleri harekete geçer. Sen bununla ilgili her türlü birimi arasaydın zaten herkes harekete geçerdi. Ablacığım bak ben sosyale gitmişim, yalvarmışım, yakarmışım. Bak yalan. Dedim bak. Sizi bu, dinlemezler sosyalde. Hayatım ben sizden çocuğa ses vermediler, bir ses vermediler. İlla dedim bir zarar mı vereyim, illa bir şey mi bu çocuğu bizden bu almamız için? Eşinizle birlikte, eşiniz olduğunu iddia ettiğiniz kişiyle birlikte bu ev bakmalara gezmeye giderken çocuğa kim bakıyordu, kime emanet etmişti? Yanımızdaydı. Ha? Yanınızda ben miydi? Ayırmam ki. Orada hemen gösterseydiniz bu çocuk mağdur ediliyor diye. Bak ablacığım bak Hülya benim abla. Çocuğumun başında bir sürü yaralar vardı. Vücudunda bir sürü yaralar vardı. Konaktı. Şu hanımefendiye bir sorar mısınız? Konaktı. Ne zaman çocuğunu şöyle kucaklamıştı hastaneye götürmüş ya? Barış, ne zaman da getirmiş bir eczaneye baktırmış ya? Hayat ben mı? Çocuğumu yanlış anlama Esra abla çok özür dilerim. Ben çocuğumu şöyle kucaklayıp dışarıya gidip bir güneşlenemiyordum. Neden? Kaçıracaktı bir sevemiyordum, edemiyordum. Ya buna ben çocuk mocuk vermem anladınız mı? Vereceksin. Sana hiçbir şey yok gibi ya. Vereceksin. Sen böyle anladın mı? Ağlama, böyle zırlama, git canına ben çok ağladım. Geber oğlum. O çocuğu devlet de ben bana verecek. Ben çocuk mocuk vermem. Ben inanıyorum da. Peki. Hayır. Abla bir şey söyleyebilir miyim? Sen Kübra'nın evinde yaşamaya devam etsen, orada hayatını sürdürsen, o çocuk yok, sizin yok, abla, yanınızda ben kalsın. Yaşamak istemiyorum. Kaynanası gelmiş yüzük dedi ki gelin gibi zahmet benim evimde yaşıyorsun, bende. Şeysin, busun. Şşt, hani alkol içiyorlar, 7/24 o kayınpeder midir nedir? 7/24 kavga ediyorlar. Ya abisi zaten psikolojisini bozmuş, kafayı yemiş. Evi yakıyor. Ya ben çocuğum için evde duruyorum. Hayır. Bu hasret kalsaydım ben bunu ya, bu evden çıkartmazdım. Her türlü buna zararı verirdim abla. Ben bunu her türlü zararı verirdim. Her şeyi yapardım. Evden çıkartmazdım anladın mı? Abla, beni ben sakin sakin oturuyordum. Dedim gitsin ne hali varsa görsün diyordum. Oturdum çocuğumun başında. Barış abla, kendine bir hayat kur. Ben bayağı kırıcılık yapıyorsun hayat, yani. O çocuğu kurtarmak istiyorsan önce kendine bir hayat kurman gerekmiyor mu Barış? Ya abla bak ben ha? Askerime de gidemedim. Kendi hayatımı niye da kuramadım. Ben niye? Kübra'ya hiçbir zaman güvenemedim. Kübra benim güvenimi bir kere sarsdı anladın mı? Ya o nasıl sarsın bir sarsdı? Ya abla bak ben Barış şunu anne. İlk önce kendini ispat et. Ben senin adına da buradaki... Küçük kızımız adına da çocukların çocuğu olmuş ama siz kendi hayatlarınız kopuk. Abla ben omzum hala suça sürüklenen çocuklarsınız. Yani kendinize ilk önce bir saygınız aldım olsa, bir hı işe girsen, hepsi var, çalışsan, İşten sonra önce resimlercilere müracaat etsen, bu çocuğu tanımak istiyorum desen, hayatında nüfus cüzdanında senin soyadın yazsa. Şimdi o teklifleri ha yapacaktım ben. Ablacığım ben çocuğumun soy isminde... vermem ki, müsaaddan sonra vermem ki. O çocuk baran benim, o dönmez istiyorum bebek. Barış, alacaktın hayatında yani aslında. Ya bir Kübra anne geçip böyle beni karşıma sırıtamaz ya, anladın mı? Benim sırıtırım, bir anne kendini şey yapar sırıtırım ya. Sen ben geçiyorsun burada, bak, kendine geçmişsin, yalandan yere. İkiniz başka mı bir çare bulamamışsın, gelmişsin bu insanlara meşgul ediyorsun ya. Abla lütfen, ben sadece bebeğimi istiyorum, bunu istemiyorum. Tamam. İkiniz ben hayatınızda bir seçim yapar mısınız? Bu çok cesaretli bir şeydir. Yani seçim yapmak gerçekten yürek ve cesaret ister. Bu çocuk için, bu çocuğun geleceği için önce siz birey olarak böyle sapasağlam ayakta dursanız. Ben ayaktayım zaten abla, bak ben buradayım. Bu çocuk için elinizden geleni yapsanız. Ben elimden geleni. Kendinizi iyileştirseniz. Ben iyileştim zaten abla, benim he bir şeyim yok. Buna emin olabilirsiniz. Ne zamandan ben beri, 7 aydır ne zamandan ben beri abla yemin ederim. Ne zamandan beri bırakmışsın? Esra ablanın yanına abla, geldiği günden beri ağzına bir şey sürmüyorsun. Abla sana yemin ederim, ben test girebilirim. Çıktım, ben vay, uyuşturucu muhabbetiyse. Hiç maddeden falan bahsetmedim tamam, biliyor hayır, musun? Aldığın kararlar, ben yaşam emin şekilleri. Emin olun ki abla.
Ben 7 aydır çocuğuma bakıyorum. Annemle birlikte... 7 aydır çocuğuna bakıyorsun ha? Sen bir ay önce... otur çocuğunun başına dursan ne zaman ben derdim ki bu kız annelik yapıyor ya. Dinlemesin öğrenmiş, sus. Sorar mısın? Oğluna ne zaman mama aldın diye bir sorar mısın lütfen? Niye? Bıraktı mı götüreyim dedesinin yanına, babaannesinin yanına? Ben seni tutmadım ki. Lan ben sana kaçıyorum zaten. Ben dedim ki... Ben senin başında değilim ki. Dava mama alması falan değil. Abla bakmıyor yani, bize karşılıklı bak ki. Gerçekten tansiyonu. Oğlum ben sana niye bakıyorum? Babanın evindesin. Babam baksın sana ya. Ya sen adam ben çocuğuma değil misin? Zaten bakıyorum benim babam ya. Niye bana baksın? Ben sana kaç kere yalvardım. Bak, sen benim niye bakmıyorsun? Babası baksın diyor ya. Bak çocuğum çok hastaydı abla. Bunu ikna ettim. Kaldırdım çocuğu, götürdük hastaneye. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çocuklar, sen kaç yaşındaydın? 19. 18. Sen kaç yaşındasın? 22 ablam. 22 yaşındasın. Şimdi çok güzel söylüyorsunuz. Çocuğu devlet alsın, devlet. Allah'ım. Şimdi alsın. İki tane baktığınızda gencecik, pırıl pırıl onu dünyaya getiren insanlar varken birbirlerinin kavgasından o çocuğu... Ya bunu hep yapan annesi ya. Kendi köklerinden... Sen şimdi bu kızı köklerinden... ...olsun. Belki koruma altında olur. Belki onun için çok daha hayırlı olur. Ama bakın, o çocuğun hayatını bu düzeltemez. Siz kendinizi düzeltmediğiniz sürece. Siz bir yemin edeceksiniz. Birbirinizden ayrı duracak. Sizin hastalığınız bence sen Kübra hastalığına yakalanmışsın. Ben sana söyleyeyim. Gerçekten. Bunun adı Kübra hastalığı. Kübra Didem hastalığı. Başka bir hastalığı. Yok. Ben çocuğu istiyorum. Sen onun hastalığına yakalanmışsın. Sen Kübra'dan kurtulmadığın sürece, Kübra'ya karşı olan duygularından kurtulmadığın sürece kendini iyileştiremeyeceksin. Önce sen Barış iyi olacaksın, tamam mı? O çocuğun çünkü bugün anlamıyor ama yarın öbür gün güçlü bir baba figürüne ihtiyacı var. O çocuğun güçlü bir anne figürüne ihtiyacı var. Peki yarın bir gün yani bir şey desek benim annem nerelerde? Siz bırakın ilişki yaşamayı. Siz önce bir kendini, sen bir Barış ol, sen bir Didem ol. Böyle bir kendi hayatınızı toparlasanız iyi olmaz mı? Ya ben ona çok söyledim Yasir abla. Ben ona çok söyledim. Dedim işte bak, ne söyledi? Kübra hastalığına yakalanmışsın. Güzel güzel konuşalım dedim. Bak dedim bağırmakla çağırmakla hiç beni varamayız. Mesela Esra'nın ikisini görünce ben dedim, belki sana bir şey söyledim sen alttan al, ben söyledim sen al. Esra Roda programına geçen sene aynı dönemde müracaat eden böyle bir Ceylan genç mı? Anne vardı. Evet. Esra Hanım'ın onun hayatından tuttu ve yaşamamak, bu kişi gerçekten istiyordu o yaşamdan kurtulmayı. Çocuğumla bana bir hayat verin diyen bir kız vardı. Çocuktu tam ama. Tam bir yıl oldu. Tam ama bu onu yıl. Da istemiyor. Ha? Bu onu da istemiyor. Hayır, onun için bir şey söyleyeceğim. Sen onun seçimlerine karışamazsın. Sen bu seçimi tek başına sen yapacaksın ya Barış. Ya tamam da güzel ablam benim. Ben yani... Diyeceksin ki ya Kübra, sen benden uzakta, ben senden uzakta. Ben sadece bu çocuğun işte babası olarak kalırım. Ama ben kendimi toparlayacağım, yeni bir hayat kuracağım, yeni bir yol çizeceğim. Abla benim evime tıktıklığında ben o kapıyı ona açıyordum. Kendisi o sert kapıyı vurdu ki yüzü yok artık o kapıyı tıktıklamaya da olamaz daha. Kübra ben o çocuğu alıp gittikten sonra zaten o kapıya dönmem ki. Bir daha tıktıklasaydın o kapı açılırdı. Anladım. Şimdi Barış'cığım, şimdi sen aslında... 4 Ekim'de çocuğu alarak, evden çıkartarak, normalde nüfus kaydında bu çocuk annenin çocuğu olduğu için çocuğu kaçırma suçunu işliyorsun. Tamam mı? Eyüp Asayiş Büro Amirliği de geldi. Seni şimdi alacaklar. Allah razı öncelikle olsun amacımız sizden. Bu çocuğu alıp anneye teslim etmek. Allah razı sonraki olsun. Süreçte biz o çocukla alakalı, senin ve Kübra ile alakalı elimizden geleni yapalım. Ya tamam abla, ben Kübra'ya çocuk vermem. Ben size söyleyeyim. Mikrofon. Şükrü sordu mu bir şey? Sesi geliyor mu bilmiyorum da. Ama giderken de Barış'ın son sözü, ben çocuğu Kübra'ya vermem oldu. Ya ikisi de o kadar küçükler ve o kadar... Abla ben buraya kendimi başvurmadım. Ben ağlayarak ben ağlayarak bayılmıştım. Benim babam aramış sizi. Ondan da Allah razı olsun, sizden de Allah razı olsun ilk başta. Ben uyuyordum. Bir tane abi konuşuyordu benimle, kim bilmiyorum. Ekip arkadaşlarımızdan biri. Kübra yayına katılmak ister misin dedi. Ben uyku saatime evet dedim. Sonra bir kendime geldim. Sonra kendimi burada gördüm.
Ben adliyeye gittim, karakola gittim. Hiçbiri bana yardımcı olamadı. Olmadı daha doğrusu. Hayır, sen şikayetlerini yaptın. Çok, evet, şimdi oldum. Şöyle söyleyeyim. Sadece, ama şöyle abla. Haksızlık etme. Tamam, sen hayır, şimdi böyle bir bana. Şikayette ama bulunuyorsun. Yeterim. Barış Demir benim çocuğumu kaçırdı diyorsun. Bununla ilgili şikayetini yapıyorsun evet. Ama Barış'a onun bulunduğu adresle ilgili bir herhangi bilgi olmadığı için şimdi polis ne yapsın? Hiçbir şey yapamaz. Söyledim. Anladın mı? Bu konuda sakın haksızlık etme. Yok, polis haksızlık etmiyorum. Yine Allah razı olsun. Ben sonra annem bana dedi ki Didem dedi kızım dedi bak dedi son çaremiz bizim de Esra Erol dedi bak çık oraya dedi. Ben çünkü oğlumsuz hani 3 gün yokmuşum ya abla. Ben oğlumsuz 3 gün değil 1 gün yapamayan insanım. Ben dedim ki anne dedim ben dedim yalnız değilim dedim Esra abla var dedim. Ben o yüzden senin yanına geldim iyi ki de gelmişim. Hani o çocuk benim devletime de gitse ben onu devletten alacağıma inanıyorum. Sen... Hani, Allah sizden razı olsun. Ben başka hiçbir şey şimdi demiyorum. Şimdi sen yayına çıktıktan sonra da biz buradan ihbarlarımızı yapıyoruz. Sosyal hizmetler de Kübra'nın evinde inceleme yapacak. Yapsın yani senin aslında. Yaşadığın yerde, yaşadığın evde o çocuğun yardım bakımı, ben korunması, gözetimi, ilgin, alakan. Sen de denetimde olursan belki bu konuda kendini daha sorumlu hissedersin. Şimdi bazen çocuk doğurmak demek hemen o çocuğu dünyaya değil. Getirince annelik duygusunu yaşayacağız anlamı taşımıyor. Bazen bir çocuğu dünyaya getiriyorsun ama o annelik duygusuna, sorumluluk duygusuna gelebilirsin. Ama senin o çocuğa karşı bu hayattaki en büyük şeyin kendi hayatını yaşamasını ister. Senin gibi bir hayatı olsun ister misin? Hayatta asla. Onun için ne yapman lazım? Dik duracağım, güçlü olacağım. Eminim buna da ki ben annemin kızıyım, babamın kızıyım. Benim annemle babam şu an yan yana. Normalde bizim yüzümüzden ayrılardı. Babam Sakarya'da yaşıyordu. İkisinden de çok özür dilerim. İlk önce tedavi olarak başlamak ister misin? Esra ablana bence böyle bir ne sözü tedavi? Ver. Ne tedavi? O hep aynı şeye geliyor tamam. Yani her türlü psikolojik tedavi diyelim. Tamam ben kabul ediyorum zaten abla. Ben her şeyi kabul ediyorum. Sen yeter ki benim yanımda ol. Ben her şeye varım. Ama abla ben çocuğumu istiyorum. Onur bak 4 gün oldu bugün ya. Ben 4. günündeyim ben hala yine alamadım. Yok bu saatten sonra da o çocuk da alınacak. Sana da anneye de teslim edilecek. Bu konuda öyle Allah nasip ederse sonuçlanacak ama... ...o çocuk alındıktan sonra sonraki yaşam çok önemli ve çok kıymetli. Sana söz veriyorum ki çocuğuma da yanına geleceğim. Göreceksiniz zaten çok... Çok sanki büyümüş de küçülmüş gibi hareketleri var zaten. Benim annem onsuz yapamaz. Hani dedi ya annesiyle uyuyor diye. Abla benim annem benden belki de, yani değildir ama çok düşkün. Bana annemsiz hayatta uyuyamaz. Hani annem diyor kızım da 4 gündür de uyuyamıyorum diyor. Çünkü yanımda yok diyor. Yanımızda yok abla. 4 gündür oteldeyim yemin ederim. Yani ekip arkadaşlarım şayet bir şey söylüyorlar cevap veremiyorum. Hani onları duymuyorum bile. Sadece seni izliyorum. Hani ne zaman çağıracak, ne zaman geldirecek diye. Hiçbir zaman babalı yemin ederim ki hak etmedi. Ben bu durumdaysam, buradaysam da yine sebebi o. Siz de görüyorsunuz. Ben dışarı çıktım mı? Çıktım evet. Çünkü gezmeme izin veriyordu, hiçbir şey yapmıyordu. Çöp atmama izin vermeyen insanlardı abla. Ben çocuğuma bir mama bir bez parası olsun diye çıktım. Başka hiçbir şey değil. Bağlansın, herkes bağlansın. İşte bu da çok acı bir şey biliyor annem, musun? Ya, ben anneme boyun eğmek istemedim. Soru iş. Hareketidir. Yani mesela atıyorum bir gün sadece bir bez ve mama almak için ne yaparsınız yani hani bu insanın da suça teşviktir o yüzden sana güzel de bir işle buluruz evde de çalışacağın ortam da yaratırız inşallah ya da senin çalışmana gerek kalmaz bu anlamda destekle anneme, alırsın ama anneme Kübra mühim olan o çocuğa iyi bakılması ben... zaten bak sen iyi bakamazsan devlet der ki Kübra ben senden daha iyi bakarım. O zaman alır. Sen bunu istemiyorsan yok, o gayretini, o çabanı benim göstereceksin. Ben annemle dimdik ayaktayım. Ve hayatındaki tehlikeli olan insan gruplarını, sana zarar veren, seni yaralayacak olan insan gruplarından uzaklaşacaksın. Abla hani o insan tehlikeli insanlar var ya sana yemin ederim ki evet tehlikeli insan olabilirler. Bir bezi vermek için o tehlikenin içinde olmayacaksın. Bugün bir bez için yaparlar sonra başka şeyleri serler. Sen kendini koruyacaksın, korumayı öğreneceksin. Bundan sonraki süreç yarında kaldığımız yerden sen oturabilirsin. Yarın da devam edeceğiz. Bir de Kübra'ya çocuğu da teslim edersek sonraki süreci hep beraber göreceğiz sevgili seyirciler. Ya her çocuk aile sıcaklığında büyümeli ama orası tabii bir aile ise ve bir yuva varsa. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her türlü sorunuzda ben buradayım. Yalnız değilsiniz.